Anlatacağım olay başımdan uzun zaman önce geçti. Yaşadığım şoku atlatmam uzun sürdü. Aslında tam olarak atlatmış sayılmam. Her neyse. Olaya gazetelerde küçük bir yer ayrılmış olsa da gazetelerde yer buldu. Ama ifşa olmamak adına olayın ismini ve yerlerin adını değiştirerek anlatacağım. Üniversitelerin şimdiki gibi yaygın olmadığı, her şehre bir üniversitenin düşmediği zamanlardı. 1990'ların başlarıydı. Bense köyümden okumak için ayrılmıştım. Tabii o zamanki hayat şartları, babamın da durumu malum. Hem okuyup hem çalışmak zorundaydım. Yazların bile şehirde kalıp çalışırdım. Kışa hazırlık manasında. Çünkü kış aylarında yarı zamanlı çalıştığım için paranın yetmediği çok oluyordu. Hem okul hem çalışmanın aynı anda gitme durumu yüzünden okulu 2 sene uzattım. Bu 6 sene içinde köyüme yalnızca 2 kez gidebildim. Ve bu 6 yılın sonunda bir ziraat mühendisi olarak köyüme dönecektim. Mutluydum. Ama dehşet içinde olmam gerekirmiş. Üniversite okuduğum şehirden 10-11 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra memleketime geldim. Otogardan ilçe minibüslerine bindim. İlçeye geçtim. İlçeden köy minibüslerine bindim. Lakin benim köyüm dumanlı dağların zirvelerine yakın bir köydü. Neredeyse 2 günde bir sis olurdu ve çoğunlukla yağmur yağardı. Doğrudan köyüme giden bir minibüs yoktu. Ben de köyüme en yakın olan köye giden dolmuşa bindim. Orada indikten sonra da yürümeye başladım. Yürüyerek 2 saatlik yolum vardı. Elimde valizim, yürüyorum. Hava kapalı ama yağmur yağmıyordu. Karanlık olmak üzere. Etraftaki ormanlara bakıyorum. Buraları ne kadar özlediğimi hatırlıyorum. Ağaç dallarının, gökyüzünün koyu lacivert rengiyle uyumunu seyrediyorum. Derken arkamdan bir ışık geldi. Bir traktördü gelen. Bana doğru yaklaştıkça sesi artık daha net şekilde geliyordu. Yanıma kadar geldi ve durdu. Hayırdır yeğenim, kimsin dedi. Adamın yüzüne baktım. İlk önce şaşırdım ama tanımıştım. Dursun emmiydi bu, muhtar yani. Dursun emmi, tanımadın mı beni dedim. Affola evladım, tanımadım dedi. Emmi, ben kör Mustafa'ların, Mehmet'in oğluyum. Ha, sen okumaya giden çocuksun. Hatırladım şimdi seni dedi. Gel yeğenim, atla traktöre, beraber köye gidelim dedi. Traktörün gürültüsü ve yolu zar zor aydınlatan farları eşliğinde ilerliyorduk. Ama garip bir şey vardı. Muhtar emmi, ben 6 sene önce köyden ayrıldığımda nasılsa hala öyleydi. Hiç değişmemişti. En ufak bir yaşlanma belirtisi yoktu. Doğal yaşamak böyle bir şey herhalde diye düşünüp üzerinde fazla durmadım. Bir süre daha gittikten sonra köye vardık. Muhtar emmi beni köy kahvesinin önünde indirdi. Dışarıda sundurma gibi bir yerde millet oturuyordu. Kahvede kimsenin yüzü tanıdık gelmemişti. Traktörden indiğimi gören herkes bana bakıyordu. Ben de ayıp olmasın diye selamünaleyküm dedim. Fakat beni tanımadıklarından olsa gerek selamımı almadılar. Tekrar selam verdim. Yine cevap yok. Bütün kahve yüzlerinde donuk bir ifadeyle bana doğru bakıyordu. Tanımadınız mı beni? Ben kör Mustafa'ların Mehmet'in oğluyum dedim. Ben böyle deyince hoş geldin. Nereden gelir, nereye gidersin yeğenim dediler. Uzaktan geldim. Köyüme döndüm artık diye cevap verdim. Oradan ayrıldım. Kahveden içeriye girmedim. Çünkü içeridekilerin hiçbirini tanımamıştım. Evimiz kahvenin üst tarafında, köyün hemen dışındaydı. Evimizin etrafında çitlembik ağaçları vardı. Evime doğru yürümeye başladım. Ancak köydeki sokak lambaları çalışmıyordu. Karanlıktı her yer. Ama önünden geçtiğim bütün evlerin bahçeleri, balkonları doluydu. Herkes dışarıda, konuşmadan oturuyorlar ya da ayakta bekliyorlar. Çıt çıkmıyordu. Bu durum beni biraz ürküttü açıkçası. Yani kafamda mantıklı bir açıklamasını kuramadım. Önünden geçtiğim evlerde yaşayan insanların hepsi dışarıda, karanlıkta, ya oturuyor ya da ayakta öylece duruyordu. Ortalık çok sessizdi. Bunun nedeni neydi? Anlayamıyordum.
Tabii ki nedenini sonradan öğrenecektim. Bu ürkütücü durumu düşünerekten evime vardım. Kapıyı çaldım. Evdekilerin geleceğimden haberleri yoktu. Sürpriz olacaktı onlara. Kapıyı çaldım. Açan olmadı. Evin ışığı yanıyordu. Tekrar çaldım. Yine açan olmadı. Uyudular mı ki bu saatte diye düşündüm. Bir sigara yaktım. Evin etrafına doğru baktım. Hava soğuk sayılmazdı. Ama sigarayı yakar yakmaz içime bir titreme geldi. Donuyordum resmen. Titrerken evin karşısındaki yola gözüm takıldı. Bir tavuk ve 10 kadar civciv yavaş yavaş yolda ilerliyordu. Korktuğumu hissettim. Bilenler bilir. Tavuk cinsi gece göremez ve dışarıya çıkmaz. Kümesinde kalır. Öyleyse bu karanlıkta tavuk ve civcivler neyin nesiydi? Ben bu manzaraya bakarken kapı açıldı. Arkamı döndüm. Annem karşımdaydı. Hoş geldin yavrum deyip ağlamasını beklerken annem sadece hoş geldin dedi. Başka hiçbir şey demedi ve yüzünde de bir his yoktu. Ne sevinç ne de hüzün. Açıkçası bu duruma hem şaşırdım hem de üzüldüm. Tabii yıllar sonra böyle bir karşılama beklemiyor insan. Hoş buldum anacığım diyebildim sadece. Buyur geç içeri dedi. Geçtim. Babam salonda çek yatta oturuyordu. Salona geçtim. Selam verdim. Hoş geldin dedi. O da annem gibi davranıyordu. Yüzünde mimik yok, duygusuz. Tıpkı kahvedeki tanımadığım insanlar gibiydiler. Yanlarında oturdum biraz. Baktım bana bir şey soracakları yok. Ben de yukarı kata, odama çıktım. Eski köy evi, villa gibi düşünmeyin. Alt katta salon, mutfak. Üst katta iki oda var. Geçtim odama. Biraz tozlu ama temiz. Zaten yorgun olduğumdan yatacaktım hemen. Ama huyumdur. Yatmadan önce illa bir sigara içmem lazım. Yoksa uyuyamam. Sigara içmek için balkona çıktım. Yaktım sigaramı. Balkon, evin önünden geçen yola bakıyor. Yani hemen 2 metre önü yol. İleriden ayak sesleri duymaya başladım. Ama birden fazla ayak sesi geliyordu. Kalabalık bir topluluk evin önündeki yoldan geçmeye başladı. Bense yukarıdaki balkondan onları izliyorum. Fakat geçen topluluk çok garip. Hiçbir ses seda yok. Kimse kendi arasında konuşmuyor. Sadece ayakkabıların çıkardığı ses var. Kafile geçerken aralarında kadınların da olduğunu fark ediyorum ama hepsi kara çarşaflı. Yanlarında da sakallı şalvarlı, bazıları yaşlı, bazıları genç erkekler. Sadece önlerine bakarak yürüyorlar. Derken bana doğru yaşlı, beyaz sakallı, adeta yüzünün nuru gitmiş bir adam baktı. Diğerlerinden farklı olarak bana bakarken aynı anda yürüyordu. Bakışı insanı dehşete düşürüyordu. Bu bakışı yazıyla tarif etmem mümkün değil. Bir süre bana baktı. Bense kontrol edemediğim şekilde ondan gözlerimi ayıramıyordum. Sonrasında başını yere eğdi ve yoluna devam etti. Bense hemen sigarayı atıp içeri geçtim. İçeri geçtim ama hala titriyorum korkudan. Bir yandan da düşünüyorum. Gece gece bu kadar insan nereye gidiyor? Ayrıca giyimleri neden bu kadar garip? Peki ya annemin, babamın bana olan tavırları? Kahvedeki kimseyi tanımamam. Yoksa köye yeni insanlar mı taşınmıştı? Bu soruların cevaplarını uyuduktan sonra sabah öğrenirim dedim ve yatağıma yattım. O gece uykuya dalmakta zorlandım. Çünkü yaşadığım olaylar, gördüğüm kafile beni korkutmaya yetmişti. Sabah oldu. Uyandım. Kahvaltımı yaptım. Sadece birkaç kelam ettik evdekilerle. Bunca sene nasıl okudun, neler yaptın hiç merak etmiyorlardı. Köyü dolaşmaya dışarıya çıktım. O gün güneşli bir gündü. Toprak yolda yürürken karşıda oyun oynayan çocukları gördüm. Çocuklar bana doğru baktılar. Daha sonra oynadıkları topu bana doğru atıp "Abi bir kişi eksiz, çift kale maç yapalım" dediler. Bu sırada bana attıkları top bana doğru gelmemiş, arkama doğru düşmüştü. Topa doğru koştum, yakaladım. "Yok çocuklar, ben oynamayacağım" demek için çocuklara doğru döndüğümde az önce karşımda olan çocuklar kaybolmuştu. Ama nasıl olabilirdi böyle bir şey? "Neredesiniz lan?" diye bağırdım. Ses seda yoktu. Daha da ilginci,
Çocukların saklanabileceği herhangi bir yer yoktu etrafta. Toprak bir yolun ortasındaydık. Allah'ım, aklıma mukayyet ol. Neler oluyordu böyle? Birkaç dakika ilerledikten sonra yine aynı çocukları gördüm. Yine aynı oyunu oynuyorlardı. Hemen yanlarına gittim. Benden niye kaçıp da buraya geldiniz dedim. Çocuklar şaşırdı. Oyunlarını bıraktılar. Ne kaçması abi dediler. Az önce yolun gerisinde beraber oynayacağız dediniz. Sonra da beni orada bırakıp kaçtınız ya dedim. Çocuklar, yok abi, biz kaç saattir burada oynuyoruz. Hiç ayrılmadık ki dediler. Çocukların yüzlerinde yalan ifade yoktu ama benim yüzümde korkunun ifadesi vardı. Az önce ben ne gördüm, neyle konuştum o zaman diyebildim içimden. Çocuklara da hiçbir şey belli etmeden yanlarından ayrıldım. Kahveye girdim. Öğle vakti olmasına rağmen herkes kahvedeydi yine. Hiçbirini de tanımıyordum. Selam verdim. Kimse selamımı almadı. Zaten yolda yaşadığım olaydan dolayı gerginim. Korkuyorum. Kahvedekilerin bu tavrı da daha da gerdi beni. Dün köye geldiğimde konuştuğum dayı yine aynı yerinde tek başına oturuyordu. Yanına oturdum. Dayı, siz bir köye yeni mi taşındınız? Ben sizi hiç görmedim daha önce dedim. Yok yeğenim, ben senelerdir bu köyde yaşarım. Burada doğdum, burada geçti gençliğim. Yaşlılığım da gördüğün gibi burada geçiyor dedi. Şaşırdım. Ben mi daha önce hiç görmedim ki diye düşündüm. Sonuçta köyden uzun zamandır ayrıydım. Yüzlerini unutmuş olabilirdim. Adını sormaya karar verdim. Dayı, senin adın ne dedim. Hasan dedi. Davutların Hasan. Birkaç saniye adamın yüzüne baktım. Çünkü bu ismi tanıyordum. Yüzünü de hatırlıyordum. Ama karşısındaki yüz benim tanıdığım Davutların Hasan değildi. Tamam dayı dedim. Kalktım masasından. O sırada aklıma bir şey takıldı. Dün geceden görüp üstünde durmadığım bir şey. Kahvedeki bütün masalara baktım. Hiçbirinde çay, kahve ya da başka içecek bir şey yoktu. Ayrıca okey, tavla bunlar da yoktu. Herkes masasında put gibi oturuyordu. Ne bir sohbet, ne bir muhabbet. Bu manzara karşısında korku ve dehşet duyup hemen kahveden ayrıldım. Artık garip şeyler olduğunun farkına varmıştım. Hemen eve doğru yürümeye başladım. Amacım annem ve babama bu durumu anlatıp sormaktı. Eve vardım. Babam televizyon izliyordu. Annem de bulaşık yıkıyordu. Hemen lafa girdim. Babama sordum. Baba, ben yokken bu köye taşınan birileri oldu mu dedim. Yok, olmadı. Kim niye gelsin bu dağ başındaki köye? Niye sordun ki dedi. Az önce kahveye çıktım. Kahvede kimseyi tanımadım. Sadece dün muhtar emmiyi gördüm. O da 6 sene önceki gibiydi. Hiç yaşlanmamıştı. Hatta daha da gençti dedim. Babam şaşırdı. Evladım, köye ne kimse taşındı ne de yeni bir şey yapıldı dedi. Baba, az önce Davutların Hasan'la konuştum. Fakat benim tanıdığım Davutların Hasan değildi. Başka birisiydi ama ben Davutların Hasan'ım dedi. Ayrıca kahvede ne bir şey içiliyor ne de bir oyun oynanıyor ne de konuşuyorlar. Öyle put gibi duruyorlar. Kurban olan baba, gel kahveye gidelim. Sen de gör garipliklerini dedim. Bir iki mırın kırın etse de sonunda ikna ettim kahveye gitmeye. Hemen çıktık yola. Babamla beraber birbirine bitişik evlerin bulunduğu çamur içindeki sokakta yürürken gökyüzüne baktım. Hava hala kapalıydı. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşmesini engelliyordu bulutlar. Ama yağmur da yağmıyordu. Bu durum havanın iç bunaltıcılığını daha da arttırıyordu. Bu düşünceyle kafamı babana doğru çevirdim. Bu sırada bir ses duydum. Bir uğultu sesine benziyordu ama daha sert bir sesti. Kafamı sesin geldiği yöne doğru çevirdim. Karşımda duvarları taştan örülmüş bir ahır duruyordu. Baba dur dedim. Ne oldu dedi. Dur dedim sadece. Dinle. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra yine aynı sesi duydum. Baba, duydun mu ses dedim. Ne sesi dedi. Dinle dedim. Tekrar aynı ses geldi. Şimdi duydun mu dedim. Yok, bir şey duymadım ben dedi. Tahta pencereden ahırın içine doğru bakmak istedim. Göreceğim şeyden korkuyordum ama bu düşünceye de engel olamıyordum. İstemsizce tahta pencereye doğru yaklaştım. İçeriye doğru baktım. İçeride sanki sara krizine girmiş bir adam vardı.
Ahırdaki samanların üstünde kıvranıyordu. Sırtı bana doğru dönüktü. Acı çekiyormuşçasına inliyordu. Bu dehşetli görüntüyü görmesi için babamı da çağırmak istedim. Kafamı ona doğru çevirdim ama ortalıkta babam yoktu. Yolun ileri tarafına doğru baktım. Orazaydı. Babam gidiyordu. Benim bulunduğum yerden uzaklaşmıştı. Tekrar kafamı ahıra doğru çevirmiştim ki betim benzim attı. Az önce yerde sırtı bana dönük şekilde yatan adam şimdi yüzümün birkaç santim ilerisinde bana doğru bakıyordu. Nefesini yüzümde hissediyordum. Göz bebekleri yukarıya doğru bakıyor gibiydi. Çünkü gözünde sadece beyazlık vardı. Ben de ona kalmış şekilde ona bakarken bana şu sözcükleri söyledi. Bir anda refleksle kendimi geri çektim. Arkama bile bakmadan eve doğru koşmaya başladım. Kafamda düşünceler ve korkuyla eve gittim. Ben mi her şeyi garip olarak görüyordum, yoksa garip olan ben miydim? Peki o adamın hali neydi? Bana söylediği şeyler. Eve vardım, odama çıktım. Kafam düşüncelerle doluydu. Balon gibi olmuştu. Yattım, akşam uyandım. Karnım acıkmıştı. Akşam yemeği hazırlanmış mı diye bakmak için aşağıya indim. Mutfağa baktım. Lakin annem yoktu alt katta. Mutfak kapısının açıldığı bir koridor var. O koridordan ilerleyince de salona ulaşılıyor. Koridora çıktım. Salonun ışığı yanıyor ama değişik bir şekilde. Beyaz floresan lambası değil. Sarı bir ışık değil. Meraklandım. Yavaşça yaklaştım. Kapıya doğru baktım. Kapı aralıktı. Aralıktan içeri bakmaya başladım ve gördüklerimle dehşete düştüm. Odanın belirli yerlerine mumlar konulmuştu. Annem ve babam yere dizüstü şekilde oturmuş önlerine bakıyorlardı. Gözleri kapalıydı. Asıl korkunç olanı ise odadaki diğerleriydi. Dün gece evin önünden geçen kişilerdi bunlar. Hepsi kara çarşaflı. Yüzleri ve gözleri görünmüyor. Çünkü hepsi yere bakıyordu. Dört tane kara çarşaflı kadın annemin ve babamın karşısında dizlerinin üstünde oturuyorlardı. Konuşan, ses çıkaran yok. Öyle oturuyorlar. Mumlar odayı tam olarak da aydınlatmıyor. Oda yarı karanlıktı. Bu karşımdaki manzarayı daha da korkunç hale getiriyordu. Ses çıkarmamaya çalıştım. Neredeyse nefes bile almıyordum. Düşündüm, kime anlatabilirim? Gördüklerimi ve yaşadıklarımı diye aklıma kimse gelmedi. Bu köyden gitmeyi, kaçmayı düşündüm. Mantıklı olabilirdi. Arkamı döndüm. Kapı aralığından salonu izlemeyi bıraktım. Sessiz ve yavaş adımlarla yukarı odama çıktım. Çantayı alıp kaçacaktım. Odamın kapısını açtım. Aman Allah'ım, karşımdaydılar. Aşağıda gördüğüm kara çarşaflılar tam karşımdaydı. Benim odamdaydılar. Hepsi bana doğru bakıyordu. İlk şoku atlatmamla birlikte hemen arkamı döndüm. Kaçmalıydım bu evden. Arkamı döndüm ama arkamda annem ve babam vardı. Onlar kara çarşaflılar gibi yere bakmıyordu. İleri bana doğru bakıyorlardı. Fakat gözlerinde hiçbir ifade yoktu. Tam kaçmaya başladığım anda uyandım. Uyanır uyanmaz derin bir nefes aldım. Nasıl bir rüyaydı bu? Çok kötü etkisinde kalmıştım. Odama, etrafıma korkarak bakıyordum. Saatime baktım. Akşam olmuştu. Aşağıya inmeye korkuyordum ama inmeliydim. Sonsuza kadar bu odada sıkışıp kalamazdım. Pencereden dışarıya baktım. Yağmur yağıyor. Ben de nedense kendimi ıslak hissediyorum. Aşağıya indim. İlk önce mutfağa baktım. Annem yoktu. Yine rüyamdaki gibi mi olacak korkusu sarmıştı beni. Korkak adımlarla salonun kapısına doğru yürüdüm ama bu sefer beyaz floresan lambasının ışığı yanıyordu. Bu beni bir nebze olsun rahatlatmıştı. Kapı da aralık değil kapalıydı. Açtım kapıyı. Annem ve babam içeride, yer sofrasında oturmuş, yemek yiyorlar. Ben kapıyı açınca, gel buyur, sen uyuyordun, uyandırmak istemedik dediler. Geçtim oturdum sofraya. Yine kendi arasında konuşan, sohbet eden kimse yok. Sus pus, yemek yiyorlar sadece. Başladım ben de yemek yemeye. Annemin elinin lezzeti kaybolmuştu sanki. Yemeğin tadı çok kötüydü. Kötü yemekten sonra salonda hiç durmadım. Odama çıktım. Annem de babam da sohbet edecek durumda değillerdi.
ruh gibiydiler. Balkona çıktım. Dediğim gibi hava yağmurluydu. Hala yağmur yağıyordu. Sigaramı yaktım. Balkonda içiyorum. Köye geldiğimden bu yana olan olayları düşünüyorum. Her şeyi kafamda bir mantık çerçevesine koymaya çalışıyorum. Lakin olmuyor. Anlamlandıramadığım şeyler var kafamda. Ben bu düşüncelerle sigara içerken yine o ayakkabı seslerini duydum. Yine o kara çarşaflı ve sakallı, şalvarlı adamlar yolda yürüyorlardı. Yağmur yağmasına rağmen hiçbirinde şemsiye ya da yağmurdan koruyabilecek herhangi bir şey yoktu. Yağmurun altında ıslana ıslana yürüyorlar. Yine kimseden tek bir ses çıkmıyor. Sadece ayak sesleri. Bu sefer kendimi geriye çektim. Hala onlara doğru bakıyorum. Bu sırada hepsi birden yürümeyi kestiler. Oldukları yerde durdular. Hepsi yere bakıyor. Kendimi geri çektim ama balkondan içeriye kaçmak istiyordum. Sanki kilitlenmiş durumdaydım. Gözlerimi onlardan kaçırmak, onlardan tarafa bakmaktan kendimi alıkoymak istiyordum ama yapamıyordum. Sadece onlardan tarafa bakabiliyordum. Birkaç dakika bu şekilde kaldıktan sonra tekrar hareket etmeye başladılar toplu şekilde. Ben de onların tekrardan yürümeye başlamasıyla beraber hareket edebilmiştim. Hemen içeriye geçtim. Salona koştum. Her ne kadar garip davranışlar sergileseler de onlar benim annem ve babamdı. Hem yukarıda tek başıma kalmak istemiyordum. Gördüklerim iyice garipleşmişti. Yukarı kattan indim. Koridordan geçtim. Salonun ışığı yanıyordu. Salonun kapısını açtım. Ama annem ve babam yoktu. Televizyon açık. Salonun ışığı yanıyor. Ama kimse yok. Nereye giderler ki? Hem bir yere gitseler, neden televizyonu ışığı açık bıraksınlar diye düşünüyordum. Kapıdan bakıp içeriği beklerken gözüm duvarda asılı olan fotoğraf çerçevesine takıldı. Ben bebekken çekilmiş, üçümüzün birlikte olduğu bir fotoğraf. Biliyordum, senelerdir o duvarda asılı dururdu. Ama bu şekilde değil, ters bir şekilde asılmıştı. Gözlerimin önündeki fotoğraf. Garipsedim bu durumu. Ayrıca en azından evimin içinde garip bir durum görmek istemiyordum. Yeniden düz şekilde çevirdim fotoğrafı. Aynı fotoğrafımız duruyordu. Arkamı döndüm. Televizyona bakayım, kafam dağılsın diye. Ama televizyon kapanmıştı. Yan taraftan ses geldi. Kafamı o yöne çevirdim. Muavinin sesiydi bu. Gözlerimi ovuşturarak tekrar baktım. Evet, muavin uyandırmıştı beni. Otogara geldik diyordu. Bütün gördüklerim rüya mıydı yani? Ama nasıl olabilir? Sanki günlerdir aynı şeyleri yaşıyordum. Nasıl rüya olabilirdi? Bu düşünceler kafamda dolanırken muavin hala suratıma bakıyordu. Kendimi toparladım. Otobüsten indim. Hepsi bir rüyaydı. Sadece kötü bir rüya. Aynı rüyamdaki gibi otogardan ilçe minibüslerine bindim. İlçeye geçtim. İlçeden köy minibüslerine bindim. Doğrudan köyüme giden bir minibüs yoktu. Ben de köyüme en yakın olan köye giden dolmuşa bindim. Orada indikten sonra da yürümeye başladım. Rüyamdaki gibi hava kapalıydı. Ortalıkta sis vardı. Yürüyerek 2 saatlik yolum vardı. Elimde valizim yürüyorum. Karanlık olmak üzere. Yağmur yağmıyordu. Rüyamın da etkisiyle tedirgin şekilde yürürken arkamdan bir ışık geldi. Bir traktördü gelen. Yanıma kadar geldi ve durdu. Hayırdır yeğenim? Kimsin dedi. Adamın yüzüne baktım. Şaşırdım. Çünkü rüyamdaki gibi Dursun emmiydi. Dursun emmi hiç yaşlanmamıştı. Rüyamın da etkisiyle köye gitmemeye karar verdim. Hemen geriye dönüp minibüsten indiğim yerde beklemeye başladım. İlçe merkezine giden minibüsle ilçe merkezine gidip bir telefon aradım. Telefonu bulduğumda bizim evin telefonunu aradım. Telefonu açan annemdi. Anne, nasılsınız diye sordum. Fakat annemin sesi soğuk ve samimiyetsiz geliyordu. Annemle konuşmaya çalışırken annem aniden telefonu kapattı. Bu olay şüphemi ve korkumu iyice arttırdı. Hemen ilçe karakoluna giderek jandarmaya durumumu anlattım. Jandarma arabasıyla birlikte köyün yoluna koyulduk. Jandarma bizim köyde yaşayan insanın kalmadığını, en son kalan kişilerin de oradan göç ettiğini söyledi. Bu söylenenlere inanamıyordum.
Jandarmaya, az önce annemle konuştum. Hala aynı evdeler, biliyorum. Başlarına bir şey geldi. Acele edelim diye ısrar ettim. Köye vardığımızda en ufak yaşam belirtisi yoktu. Bu manzarayı görünce koşarak evime gittim. Ama ev terk edilmişti. Kapı ve pencereleri bakımsızlıktan dökülüyordu. Ağlamaya başladım. Ben hala bir rüyanın içinde miydim? Bu yaşadıklarım gerçek olmayacak kadar canımı yakıyordu. Çok ağırdı bu yaşadıklarım. Köy ve çevresinde ailem ve köylüleri aradık ama kimsenin izine rastlamadık. Bu üzüntüyle ne yapacağımı, nasıl toparlanıp tekrar hayatıma devam edeceğimi düşünüyordum. Bu olayın üzerinden yıllar geçti. Hala ailemden ve köydekilerden haber yok. Yaşadıklarımın rüya olması için dua ediyordum ama rüya değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Bütün bu olayları ve acıyı geride bıraktım. O gün o köye gitseydim belki de benim sonum da ailem gibi olacaktı. Keşke köye gitseydim de bu acıyı yaşamasaydım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Büyüklerimiz bize sık sık hikayeler anlatır. Özellikle sözlü anlatım. Kültürümüzde çok yaygındır. Tabii eskiden daha fazlaydı bu durum. Elektriğin gittiği gecelerde kuzenler, amcalar, abiler ve kardeşler mum ışığında korkunç hikayeler dinlemiş insanlar inanın ki çok şanslıdır. Büyükler adeta eteklerindeki en korkunç hikayeleri dökerler. Bir korkutma yarışına başlarlar ansızın. En inandırıcı olan ve en sağlam hikayesi olan daha çok zihinlere işler kendini. Büyük bir kısmımız bu hikayelerin uydurma, abartı, hatta yalan olduğunu biliriz. Fakat yine de aynı kanı taşıdığımız insanlarla adeta ortak bir bilinç ya da sürü psikolojisini oluşturduğumuz bu ambiyansta her şey gerçek olur. Korkular tavan yapar. Mumun aydınlatmadığı karanlıklarda incin top oynar. Tuvalete bile tek gidemezsiniz. Ama ilginçtir ki bu bize zevk ve haz verir. Korku gerçekten bağımlılık yapabiliyor. Bu korku yaş aralığına göre artar ya da azalır. Ben geniş bir aileye mensubum. Evimizde misafir hiç eksik olmaz. Baba tarafı Doğu Anadolu, anne tarafı ise Güneydoğu Anadolu'dur. Siz düşünün artık herkesin en az 4 çocuğu var. Neyse, aile seceresini anlatmayacağım şimdi. Olaya geçiyorum. Yine bir gün ev kalabalık. Kuzenlerim, amcalarım 12 kişi kadar varız. Herkes bir köşede kimi televizyon izliyor, kimi telefonuna bakıyordu. Derken elektrik gitti. İşte size başta bahsettiğim gibi o ortamın oluşması için ilk işaret gerçekleşti. Sonra telefon flaşları yandı. Yıl 2012. Mum pek revaçta değil tabi. O gece adeta aile kültürümüz haline gelen o güzel sohbet başladı. Ben 18 yaşıma yeni girmiştim ve artık benim de anlatacak korku hikayelerim vardı. Herkes bir şeyler anlatıyordu. Yok efendim, halay çeken kedi, şeytan düğünleri, altın olan soğan kabukları, cemaati, cin olan imam vesaire. Babam biraz uzakta, çekyatta, hemen bizi dinliyor, hem de uzanıyordu. Dedem ise tam karşısındaki çekyatta, çoktan uyuyakalmıştı. Arada bizim sesimiz yükselince yerinde kıpırdıyordu. Birkaç saat su gibi akıp geçti. Küçük kuzenler uyumaya gittiler. Kadınlar da diğer odalara geçtiler. Hikayeler tabii doğal olarak daha da karanlıklaşmaya başladı. Babam bir ara başını kaldırdı. Bunlar saçma sapan hikayeler. Siz gerçek hikayeler duymamışsınız dedi kısık bir ses tonuyla. Oo abi, sende sağlam hikayeler vardır şimdi. Gel anlat haydi dedi en küçük amcam heyecanlı bir sesle. Babam naz yapmadan asla gelmezdi ama onun da canı sıkılıyordu. Bu saatlerde gündemin son haberlerini izleyip dedemle saçma sapan gündem değerlendirmesi yapıp uyurdu. Kalkıp yanımıza geldi. Asıl hikaye babamda deyip dedemi gösterdi. Şu pençe meselesi dedi halamın oğlu. Hacı babam olayı tamamen anlatmadı ki dedi küçük amcam. Ben köyün yaşlılarından birkaç kez dinledim. Bir defa da annemle eskilerden konuşurken biraz anlatmıştı. Ufak bebektim ama biraz da olsa hatırlıyordum diyordu babam
bizlere bakarak. Dedemin gençken başından bir olay geçtiğini az çok biliyordum. Kolunda kocaman çizikler olduğunu görmüştüm. Kimine biçer döver yaptı, kimine de tırmık yaptı, kimine de askerde oldu demişti ama asıl olayı kimseye tam olarak anlatmamıştı. O zaman dedem anlatsın da doğrusunu öğrenelim dedim heyecanlı bir halde. Amcam baksana horluyor, top patlasa uyanmaz. Babam o vakit ben anlatayım dedi. O an pür dikkat herkes babamın anlatmasını beklemeye başladık. Babam askerliğini bitirmiş. Bir genç delikanlıyken bir işin ucunu tutamayınca çoban olmuş. Pek de çelimsizmiş diyerek dedeme doğru baktı. Ben şaşırdım. Dedem çok çalışkan ve iri yapılı bir adam. Hem de PTT'de yıllarca memurluk yapmış. Köyün en tahsilli adamıymış. Babam neden öyle söylüyordu? Şaşkınlığım kısa sürdü. Babam yem atmıştı dedeme. Bir anda çekyattan diklendi dedem. Kimmiş o çelimsiz? Söyle bana. Babam sırıtarak, baba gel sen anlat yoksa daha neler söylerim dedi. Gülüşmeler oldu. Dedem çekyattan kalkıp yanımıza geldi. Dedem diğer yaşlılara pek benzemez. Gençlerle iyi anlaşırdı. Zeki, kurnaz ve cana yakın bir adamdı. Yıllarca hikayesini sakladı ama bu gece sakladığı hikayesini gün yüzüne çıkartacaktı. Peki o zaman beni can kulağıyla dinleyin bakalım dedesinin mahsulleri diyordu dedem. Dedemin ağzı biraz bozuktur. Argo kelimeler kullanır ama ben sansürlü anlatacağım. Askerden yeni dönmüştüm. Yıl 1949. Tam 2,5 yıl askerlik yapmıştım. Gencim, damarımdaki kan kaynıyor. Babanın dediği gibi çelimsiz biri değildim. Tam 90 kiloydum. Vurduğum kişi yerden kalkamazdı. Hiç korkmazdım. Her kavganın, her gürültünün altından ben çıkardım. Köylü beni severdi ama yaptıklarımdan benden bezmişlerdi. Dedem anlatmaya devam ediyordu. Kulağımız ve gözümüz dedemdeydi. Tahsilim vardı. İşim de hazırdı ama bir sürü hayvanımız olduğu için evin en büyüğü bendim. Kardeşim hayvanlara bakacaktı normalde. Öyle anlaştık. O aile işlerini yürütecek. Ben de tahsil yapacaktım ama zatürreye yakalandı. Bir sene süründü rahmetli. Ben de o iyileşene kadar hayvanların başında durmaya karar verdim. 4 tane çobanımız vardı. İkisini işten çıkardım. Çünkü pek kazanç yoktu o yıl. Ben koyunları yaylaya çıkartıyordum. Diğer 2 çoban da koyunları günlük otluğa götürüp tekrar ağıla getiriyordu. Ben ise 2 gün hatta 3 gün yaylada kalıyordum. Hava güzeldi. Daha rüzgarlar inmemişti yaylaya. Benim gibi çobanlar vardı ama en az 3 kişi gezerlerdi. Ben 50 hayvanla tek başıma uğraşıyordum. Korkusuz birisiydim. Ha bu arada 3 tane malaklım, 4 tane de kırma kangalım vardı. Sürüyü gözleri gibi korurlardı. Diğer çobanlar 2 kişi bile kalmaya korkarlardı. Eşkıyalar vardı, kurt vardı ve enik tepesinde şeytansı varlıklar vardı diyordu. Ve bir anda işte şimdi hikaye başlıyor dedim içimden. Köylü dedikodusu, cahillik derdi. Çünkü okumuş tahsilli adamım. Hiç inanır mıyım öyle efsanelere diyordu. Ve bana doğru bakıyordu dedem. Gel zaman git zaman iyice tek yaşamaya alışmıştım. Hayvanları daha da yükseklere çıkarmaya başladım. Arada bir kız kardeşim gelip hayvanları sağardı. Ya da sağdığım sütleri ata yüklerdi. Normalde o mevsimde inekler pek süt vermezler ama ben gözüm gibi bakıyordum. Tüm köyün hayvanları daha semirdiler. Kışın yaklaşmasıyla çobanların çoğu köye indirdi hayvanları. En son benimle muhtarın çobanları kalmıştı. Onun 50-100 kadar hayvanı vardı. Babam bana ikide bir inmemi söylüyordu. Ben ise diğer çobanların boşalttığı otlaklara sürdüm hayvanlarımı. Bir otlaktan diğerine gidiyordum. Akşam olunca yakındaki diğer köylere ait ahırlarda kalıyordum. Yüksek tepelere kar yağdığı günün ertesinde yola çıktım. Bayağı yukarı çıktığımın farkına vardım. Amacım alttaki ahıra yerleşip köye bir sonraki gün geçmekti. Yola çıktım. O gün havanın nahoş olduğu sert rüzgardan, bulutlardan ve havanın sıcaklığından belliydi. Kendi kendime aptal kafam, keşke zamanında hayvanları indirseydim demiştim. Hayvanlara yağmur ya da kar değerse
aşağı inene kadar hastalanır. Ben de onca ayın emeğini harap etmiş olurdum. Yol boyunca dualarla indim. Bir yandan da kendime kızıyorum. Adım zaten Deli Çavuş'a çıktı. Herkes korkusuzluğumu anlatır olmuştu. Meğer kendimi korkusuz, zeki sanarken tam bir kuş beyinliymişim. Çünkü hava birden patladı. Son ahıra 15 dakika yol kalmıştı. Hızla yürümeye başladım. Yolda mantar toplamadan dönen birkaç köylüye rastladım. Bana alt ahırın üstüne bir gün önceki rüzgarda kavak ağacının ahırının üzerine devrilip ahırın yıkıldığını söylediler. O an başıma kaynar sular döküldü ve köye ulaşmama 2 saat kadar yol kalmıştı. Gündüz ile gecenin dans etmeye başladığı vakitlere denk gelmişti. Güneş yavaştan yüzünü benden kaçırıyordu. Hava kararmıştı. Önemli bir karar vermem gerekiyordu. Hayvanları bırakıp koşarak alt ahıra indim. Bir de kendi gözümle göreyim. Belki bunlar yanlış görmüştür diye düşündüm. Baktım ve korktuğum şey gerçekleşmişti. Ahır tamamen çökmüş, içeriye girilecek yer kalmamıştı. Ben 50 hayvanı nereye koyacağım diye düşünürken hızlı bir şekilde karar vermem gerekiyordu. Muhtarın küçük ahırı 20 kadar hayvan alırdı. Sürüyü ikiye böldüm. Yarısını ve 4 köpeği alıp yarım saatlik yola koyuldum. Hayvanları ahıra yerleştirdim. Zor da olsa ahıra sığmayı başardılar. Yağmurda ıslanmaktan kurtuldukları için şanslılardı. Biraz saman ve yalaklarına su koydum. Köpekleri de kapıya bağladım. Tekrar koşa koşa diğer sürüye yetiştim. Aklıma bir fikir gelmişti. Enik Tepesi yakındı. Orada bir Ermeni yapısı vardı. Eski bir kiliseydi. Ermeniler savaşta orayı karakol silah deposu olarak kullanmıştı. 10 dakika içinde kiliseye ulaştım. Sadece tepesinde bir adam genişliği kadar açıklık vardı. Ama kubbe olduğu için suyun içeri girmesine izin vermiyordu. Fırtına tam şiddetlenmemişken hayvanları içeriye aldım. İçerisi çok sevimsiz ve korkutucu görünüyordu. İçimde az da olsa ürpertiler baş göstermeye başladı. Köpeklere ne yaparsam yapayım içeride durmalarını sağlayamadım. Hatta zorla da içeri sokmaya çalıştım ama köpekler bana hırlamaya başladı. Çok şaşırdım. Oysa ki hiç böyle yapmazlardı. İyi madem, çok istiyorsanız fırtınada uyuyun dedim. Dışarıda taş bir sulak vardı. Üstü kapalıydı. Hemen dibinde ise eski bir çeşme vardı. Köpekleri bu sulağa bağladım ve içeri temkinli bir hareketle girdim. Sağıma soluma baktım. Yer dardı ama yine de bana ateş yakacak kadar bir alan vardı. İçim istemeyerek de olsa bir korku sardı. Çünkü buralarla ilgili çok fazla hikaye duymuştum. Küçüklüğümden beri bu hikayeleri duyardım. Gece buradan gelenler, ürkütücü sesler, kaybolan insanlar, tuhaf görünümlü yaratıklar gördüklerini söylerlerdi. Köylüler pek buralara uğramazlar bu garip hikayeler yüzünden. Ben ise Deli Çavuş'um, burada kalırım. İşin şakası bir yana, cesaret falan kalmadı. Hayvanlar zaten huzursuz. Köpeklerin hareketleri beni yeterince ürpertti ama ben okumuş adamdım. Böyle masallara inanmamalıydım. Gel gör ki ensemdeki tüyler bile diken diken olmuştu. Ateş yakınca biraz da olsa cesaretim geldi. Ateş sanki beni koruyordu. Hava tam kararmıştı. Çantamda her zaman en az bir adet kitap taşırdım. Kitabımı çantamdan usulca çıkardım ve okumaya koyuldum. Sonra azığımdaki yiyecekleri çıkardım. Bir parçada kızarmış et vardı. Eti ısıtmak için ateşin üzerine koydum. Karnımı güzelce doyurur, sonrasında güzel bir çay demleyip afiyetle içer, güzel bir uyku çekip sabah erkenden köye inerdim. Planımı mutlu bir halde yaptım. Güzelce dualarımı okudum ve çantamı başımın altına koyup gözlerimi kapadım. Evlenip çoluk çocuğa karışacağım günü ve mutlu bir yaşam sürmeyi hayal ettim. Bir an köpekler havlamaya başladı. Ama nasıl havlıyorlar? Belki hayvanlar için kurt gelmiştir dedim. Ufak bir delikten dışarıya baktım. Fırtınadan göz gözü görmüyordu. Tavandan az da olsa biraz su sızıntısı geliyordu ama rüzgar olduğu için içeriye çok girmiyordu. Köpeklerin havlama sesi kesildi. Kulağıma bir an zincir sesleri geldi ama sonradan o ses de kesildi. Daha yükseğe çıkıp büyük pencereden bakmalıydım.
Tahta ile kapatılmış pencereden dışarıya baktım. Az da olsa dışarısı gözüküyordu. Eski çeşmeye baktım. Köpekler yerinde yoktu. Zincirler ortadan kopmuştu. Bismillah dedim. Kapının önüne ne bulduysam yığdım. Kurt mu boğdu? Ayı mı saldırdı? Yoksa insan mı yaptı? Anlayamadım. Kurt boğsa seslerini duyardım. Hem de bu kadar kısa sürmezdi. Ayı üç kangalı neden nasıl boğsun? Olsa olsa kötü niyetli insanlardır diye düşündüm. Korkusuzluğumu kaybetmek üzereydim. Hiç kıpırdamadan etrafı dinlemeye başladım. Hiç ses yoktu. Aradan bir saat geçti. Gaz lambası da düşüp kırılınca sadece bir ateşim kalmıştı. O da pek aydınlatmıyordu etrafı. Havada malum kapalı. Ay doğmuş olsaydı az da olsa ışık olurdu. Etraf zifiri karanlık. Bir anda güm diye bir ses geldi. Yerimden hopladım. Hayvanlar tepinmeye başladı. Sonra bir güm sesi daha geldi kulağıma. Bu defa tam tavandan geldi. Ve sonra tavandaki delikten içeriye bir gölge tam ateşin diğer ucuna indi. Yüreğim aynı bir insanın elinde çırpınan serçenin yüreği gibi atıyordu. Kıpırdamak istedim ama yapamadım. Kapının önüne bir sürü şey yığmıştım. Yolum kapalıydı. Artık kaçamazdım. Bu tavandan inen şey neydi öyle? Bir göz yanılması mıydı? Ama yok, hareket etti. Karşındaki silüeti belli oluyordu. Dedem hikayeyi anlatırken herkesin hayretler içinde kaldığını gördüm. Hikaye gittikçe ilginç bir hal almaya başladı. Ağzımız açık dinliyorduk. Bu hikaye bizim anlattığımız diğer hikayeler gibi değildi. Birebir yaşayan biri anlatıyordu. Herkesin kafasında tek soru işareti vardı. İçeri giren neydi? Dedemin ses şiddeti biraz azaldı. Olayı anlatırken anıları canlanmış olmalıydı. Tüm bedeniyle o günü hissediyordu. Dedem anlatmaya devam etti. Çok karanlıktı. Ateşin önünde ayakta duruyordu. Sarı gözleri dışında. Eli kolu pek belli olmuyordu. Sarı gözleri bir insanınkinden çok daha büyüktü. Zaten hangi insan 3 metrelik kubbeden yere yay gibi iner ki? Gözlerinin hizasından anladığım kadarıyla boyu 2 ya da 2,5 metre vardı. Belki de daha uzundu. Biraz beni incelediğini seziyordu. O da beni tam görüyor olmalı diye aklımdan geçirdim. Ama bakışları çok netti. Oturduğunu anladım. Tam karşımda oturuyordu. Ben donuk bir haldeyken kafasının döndüğünü gördüm. Dönüp hayvanları süzdü. Sonra ateşte ısınan ete baktı. Elini ete uzatıp bir parça aldı. Ben hala insan olmasını umuyordum. Dağlarda yaşayan dev bir insan ama elini ete uzatırken kolu ve başı biraz belli oldu. Tamamen kılla kaplıydı. Kafası bir ayıyı anımsatıyordu ama insana da benziyordu. Kalkıp savaşamazdım. Ne olduğunu bilmediğim bu canavarla. Çok iri yapılıydı. 3 erkek kangalı saniyeler içerisinde ortadan kaldırmıştı. Eti ısırıp yediğini gördüm ama gözü hala bendeydi. Arada homurdanıyordu. Kedi mırıldanmasına benzer sesler çıkartıyordu. Bir şeyler yapmalıydım. Çünkü tam karşımdan kalkıp biraz daha bana yaklaştı. Yaklaştıkça vücudu biraz daha belli oluyordu. Kocaman vücudu tamamen kılla kaplıydı. İçimden bir ses iyi niyetli olmadığını söylüyordu. Dedem anlattıkça korkum giderek artıyordu. Dedemin yerinde olmak asla istemezdim. Herkesin korktuğunu hissedebiliyordum. Dedem bir yudum su içerek devam etti. Hayvanlar öyle tepiniyordu ki tekrar sinirli bir şekilde hayvanlara dönerek kurt ulumasından kalın ve kısa bir ulumayla bağırdı. Hayvanlar hemen sustu. Çıt bile çıkarmadılar. Ben bile ilk kez duyduğum bu ürkünç ses karşısında tüm umudumu kaybettim. Teslim olmaya hazırdım. Biraz daha beni süzdü. Bir şeyler ima eder gibiydi ama anlayamadım. Sonra dişlerini gösterdi bana. Yüzüme bakarak hırladı. Nefes bile almadan dedemi dinliyorduk. Yıllarca saklı kalan bu hikaye çok garip bir hal almıştı. Kafamda bir yere oturtamıyordum o canavarı. Babamın bile gözlerinde o şaşkınlığı okuyordum. Etin son dilimini de aldı ateşin üzerinden. Yemeye başladı. Ben biraz kendime gelir gibi oldum. Kafamdaki kara bulutlar biraz aralandı. Bir lamba yandı beynimde. Gözlerimle gaz yağını aradım.
Gaz yağı bidonu 1 metre kadar sağımda olduğunu fark ettim. Kapağı açıktı, biliyordum. Dışarıda fırtına ağaçları binaya vururken ses çıkartıyordu. Önce bir gıcırdama, ardından rüzgarda salınan ağaç kilisenin ön cephesine sertçe vurdu. Yavaşça bekledim. Önce gıcırdama, sonrasında ise pat diye ses geliyordu. 4 saniye aralıklarla ağaç pencereye vuruyordu. Bir sonraki gıcırdamada ağacın pencereye vurmasını bekledim. Pat sesiyle birlikte gaz yağı kutusunu devirdim. Tam zamanında canavar anlamadı ne olduğunu. Gaz yağı yavaş yavaş ilerleyerek canavarın olduğu yere doğru akmaya başladı. Gaz yağı doğruca usulca aktı. O ise burnu ile havayı koklar gibi sesler çıkartıyordu. Üzerine gelen ıslaklığı hissetti. Hemen ayağa kalktı. Ben de küçük bir ağaç parçasının ucunu çoktan ateşe koymuştum. Eğildi. Ellerinin üzerinde yürüyerek bana doğru geliyordu. Ben de son umut birkaç dua okudum. Sesli sesli. Beni havaya kaldırdı. 90 kiloluk adamı bir anda kuş gibi havaya kaldırdı. Eliyle omzumu komple kavradı. Yüzü hala tam görünmüyordu. Nefes alışverişi bir traktör motoru gibi sesliydi. Bana zarar vereceğini anladım. Ama onun bilmediği şeyler vardı. Sakladığım ağaç parçası hala yanıyordu. Her şey çok ani oldu. Ağacı sırtına bastırmamla kılları ateş aldı. Beni yere fırlattı. Başladı kendini sağa sola vurmaya. Gaz yağı da tutuşunca bu ne yapacağını şaşırdı. Ben ayağa kalktım. Bana doğru hiddetle saldırdı. Eliyle koluma sertçe vurdu. Dedemin kolunu sıyırdı. Ameliyat yarası gibi ciddi deforme olmuştu. Birbirine paralel 4 pençe izi. Olayı adeta yaşıyor gibiydik. Karanlık ve pençe izleri, inanın ambiyans o kadar etkiliydi ki. Etrafımda dedem dışında sanki kimse yok gibiydi. Dedem kolunu örtüp anlatmaya devam etti. Yaratık bayağı tutuştu. Sıçrayıp kendini dışarıya atmaya çalıştı. İlkinde tutturamadı. Acı içinde çığlık atıyordu. Yıllarca o çığlıkları rüyalarımda gördüm. Sonra kendini zorlukla da olsa dışarıya atmayı başardı. Kolumu hemen bir bezle sardım. Ben de kendimi dışarıya attım. Hayvanlar umurumda değildi. Kendi canımın peşine düşmüştüm. Sabah güneşi yüzünü gösterirken köye ulaşabildim. Kimseye bir şey demeden köyden birkaç arkadaşımı topladım. Kan kaybetmiştim ama öfkem ve merakım daha ağır basıyordu. Gençlere olanları anlattım. Hepsi küçüklüğümden beri arkadaşımdı. Bana inandılar. Çünkü benim kolay kolay korkmayacağımı ve yalan söylemeyeceğimi bilirlerdi. 7 kişi hazırlandık. Tüfek, sopa, bıçak, yani aklınıza ne gelirse aldık yanımıza. Kiliseye 1 saate yakın bir sürede at sürdük. Taze karın üzerinde canavarın izlerini aradık. Sezgin bizi çağırdı. Yanına gittik. Bir şey karda bayağı cebellenmiş ve karartı vardı. Muhtemelen kendini söndürmeye çalışmıştı. İzleri takip ettik. Tepeden aşağıya doğru gidiyordu. Bazen sürünmüş, bazen 2-3 metre yürümüştü. Arkadaşlarım da ayak ve el izlerinin boyutunu görünce iyiden iyiye korkmuşlardı. Bir yandan da merak ediyorlardı. Bayağı bir iz sürdük. Kayalık bir alana kadar ulaştık. İzler daha tazeleşiyordu. Kayalık alana yavaşça girdik. Koca kayaların ortasında bir kuyu gördük. Kuyuya tüfekle yaklaştım. Mağara girişiydi. İçeriye eğilince hayatımın ikinci şokunu yaşadım. Yaktığım canavar başka bir canavarın kollarında ölmek üzereydi ve etrafında irili ufaklı ona yakın canavarlar bağırıp ağlar gibi sesler çıkartıyorlardı. Orada bulunan herkes bu olaya şahit oldu. Onlarla mücadele etme şansımız yoktu. 7 kişinin onlardan bir tanesine bile gücü yetmezdi. Hele o gece yaşadıklarımdan sonra etrafta büyükçe kayalar vardı. Mağaranın tepe girişi normal zeminden biraz aşağıdaydı. Hemen gözüme yuvarlanması kolay ve deliği kapatacak bir kaya kestirdim. El işaretiyle arkadaşlarıma kayayı gösterdim. Hepsinin korkudan rengi atmıştı. Sessizce kayayı yerinden oynatıp deliğe doğru yuvarlamaya başladık. Kaya hızlıca deliğe oturdu ve 3 metrelik mağara ağzından girip tam son noktada durdu. Taşı iyi seçememiştik. Akabinde yaratıklar çığlık atmaya başladılar.
Yaklaşık 5 metrelik zeminden, delikten kayaya zıplayarak vuruyorlardı. Darbeler çok sertti. Zemini sallıyordu. Taş buna fazla dayanamazdı. Tekrar bir tane daha kaya bulmalıydık ve bulduk da. Bu kaya daha büyüktü. Onu da deliğe yuvarladık. O kaya da ağzı tam kapatmadı ama çıkmalarını engelleyecek büyüklükteydi. İki taş arası 1,5 metre boşluk kalmıştı. Hamid, boşluğu odunla doldurup yakalım dedi. Sonra boşluğu kapatır, içeriği dumana boğarız dedi. Hemen kıyıda köşede ağaç, odun, kutu, bez ne varsa tıka basa doldurduktan sonra atın üstündeki 5 litre gaz yağını da delikten döktük. Bunlar hala tabana vuruyordu. Sonra çakmağı çaktım ve taşların arasındaki enkazı tutuşturdum. Sonra açıklığı kapattık. Duman çok az dışarıya çıkıyordu ama altta hala ateş yanma sesi vardı. Tüm duman o mağaraya doldu. Birkaç saat orada durduk. Onların çığlıklarını, bağırışlarını dinledik. Sonra sesler güçsüzleşti. En sonunda da tamamen kesildi. Kimsenin gelişen olaylarla ilgili en ufak bir fikri yoktu. Oradakiler neydi, ne oldular? O gün 7 kişi yemin ettik. Hayatta birimiz kalana dek kimseye bu hikayeyi anlatmayacaktık. Hepimiz mağarayı kapatan taşa kendi baş harflerimizi yazıp yemin ettik. En son yaşayan bir ben kaldım. Altısı da Hakk'ın rahmetine kavuştu dedi. Hikaye ben dahil herkesi çok sarmıştı. Elektrikler geleli yaklaşık 1 saat olmuştu. Televizyonun önündeki ışıktan belli oluyordu ama hikayeye öyle bir dalmıştık ki kimse kalkmamıştı yerinden. Herkes uyumaya giderken dedem kolumu şeker fabrikasında öğütücüye kaptırdım diyerek güldü. Hayal kırıklığına uğramıştım ama güzel bir gece olmuştu. O hikaye aklımın bir köşesinde durmuştur hep. Dedemin vefatının 2. senesi köyümüze akrabaların yanına gittim. Kuzenlerle dağ bayır dolaşıyorduk. Amcamın oğlu Sinan köyde doğup büyümüştü. Ona eski kiliseye beni götürür müsün dedim. Biraz uzak ama olur, sabahtan gider piknik yaparız dedi. Sabah 3 kişi çıktık, eğlenerek kiliseye vardık. Kilisenin yarısı tamamen çökmüştü ama dedemin bahsettiği çeşmeye benzer bir yıkık yapı vardı. Kuzenim ve arkadaşı çıplak kadın fotoğraflarına bakarken ben de merakıma yenik düşüp keşfe çıktım. Dedem aşağıya doğru gittik demişti. Şurası olmalı galiba diye düşündüm ve o tarafa doğru gitmeye başladım. Hikaye uydurma da olsa gençlik işte, macera ruhu, masalı yaşamak gibi. Etrafta kar varmışçasına dedemin arkadaşlarından biriymişim gibi iz aramaya koyuldum. Yarım saat falan yürüdüm. Her yer yeşillik ve taşsızdı. Sadece tepenin altında görünen bir yer dışında. Çok heyecanlanmıştım. Adeta kalbim yerinden çıkacaktı. Heyecandan tuvaletim gelmişti. Kayaların arasında ilerledim. Dedem ve arkadaşları acaba buradan mı geçmişti? Bayağı aradım ama pek elle tutulur bir şey yoktu. Bir taşın üzerine oturup soluklandım. Dedem geldi o an aklıma. Hüzünlendim. Öylece otururken bir şey dikkatimi çekti. Oturduğum taşta doğal olarak oluşmayacak semboller vardı. Biraz daha yakından inceledim. Çoğu silinip kaybolmuştu ama bir kısmı okunur vaziyetteydi. L harfi, M harfi. Evet, en net olanı D.Ç, yani Deli Çavuş. Arkadaşlarıyla birlikte bu kayaya baş harflerini kazımışlar. Dedem de bunu güzel hikayesine eklemişti. Ama taşı incelemeye koyuldum. Toprağın yarım metre elim ile eşeledim. Bir boşluk vardı ve taşın altını görebiliyordum. Kararmış ve isliydi. Dedemin hikayesi gerçekti. Bu yerde 7 genç bir sır saklamıştı. O büyük sır dedemle birlikte toprağa gömülmüştü. Ama o sır artık bende ve artık sizler de biliyorsunuz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bir çarşamba gecesiydi. Anneannem guatr hastası olduğu için kış aylarında dayımlarda ve bizde kalırdı. Çoğu anneanne gibi namazında niyazında bir kadındı. O günlerde bizde kalıyordu. Eskiden de cin musallat olan insanlara yardım ederdi. Ben de bu konuları sevdiğim ve biraz da anneannemin dindarlığına güvendiğim için ona yaşadığı olayları anlattırıp güler geçerdim. Bir benim başıma gelmedi şöyle olaylar diye düşünürdüm. O gece
anneannemi bayağı bir konuşturdum, dinledim. Bir sürü ibret verici hikaye anlattı. İbret aldım ama bir yandan da cenabet olmanın verdiği rahatsızlıkla korkuyordum. Gece bir sularında bir anda kapı çaldı. Gelen üst kattaki komşu Ayşe teyze ve kızı Beyza'ydı. Kapıyı ben açtım. Kız annesine sarılmış ağlıyordu. Gözünü açmak istemiyordu. Ayşe teyzenin eşi de geceleri çalıştığı için evde yoktu. Aile dostu olduğumuz için bize gelmişlerdi. Ayşe teyze anneler evde mi diye sordu. Yoklar, anneannem var. Ne oldu dedim. İçeriye geçeyim, anlatırım dedi. İçeriye geçip oturdular. Beyza hala ağlıyordu. Bir yandan anne gitsinler, anne gitsinler diye bağırıyordu. Ben şok olmuştum. Bir süre Beyza'nın sakinleşmesini bekledik. Annesi kızını sakinleştirdi. Anneannem de aynı zamanda Kur'an'dan bir iki ayet okumaya başladı. Beyza sakinleştikten sonra Ayşe teyze anlatmaya başladı. Kızı mutfakta su içerken iki tane cüce insan görmüş. Balkondan atlayıp kaçmışlar. Sonra kız haliyle çok korkmuş. Ağlayarak hemen annesinin yanına gitmiş. Onlar da bizim yanımıza inmişler. Ayşe teyze bunları anlatırken ben de küçük kızdır, hayal görmüştür, başka bir şey görmüştür falan deyip onları sakinleştirmeye çalışıyordum. Bunları söyledim. Ayşe teyze olabilir, doğrudur falan dedi. Annemler de bir yere misafirliğe gitmişlerdi. Evde yoklardı. Onlar gelsin konuşalım dedik. Anneannem anlatmaya başladı. Küçük çocuklara arada görünürler. Onların kalp gözü açıktır falan diye söylemeye başladı. O anda kapı çaldı. Annemler gelmiştir dedim. Gittim kapıyı açtım. Bir de ne göreyim? Kapının önünde kimse yoktu. Apartmanın ışığı yanıyordu ve ayakkabıların hepsi dağıtılmıştı. Çok korkmuştum. Ayetel Kürsi, Felak, Nas, ne biliyorsam okumaya başladım. Ayakkabıları hızlı hızlı topladım ve hemen içeriye koştum. Anneanne, böyle böyle oldu. Ne yapacağız dedim. Okumaya devam et dedi. Çok korkmuştum. Öyle böyle değil. 2 dakika sonra tekrar kapı çaldı. Çok korktuğum için korkarak gittim kapıya. Anneannem okumaya devam etti. Hiç bırakmadan giderken bütün odaların ışıklarını açtım. Yavaşça kapıyı açtım. Kalbim çok hızlı çarpmaya başlamıştı. Acaba ne görecektim diye düşündüm. Korkumu yenmeye çalıştım. Ayetel Kürsi'yi okumaya devam ettim. Aynı zamanda elim ayağım titriyordu. Tüylerim diken diken olmuştu. İçeridekiler de meraklı gözlerle beni bekliyorlardı. Bu kez gelen annemlerdi. Bir an elim ayağım boşaldı. Rahatlamıştım. Hoş geldiniz anne. Gelin içeriye dedim. Ayşe teyzeler de burada dedim. Ayşe teyzelere hoş geldiniz deyip ne oldu hayırdır diye konuşmaya başladılar. Biz de olanları anlattık. Babam da namazında niyazında insan olduğu için böyle şeylerden korkmaz. Bir şey olmaz dedi. Geçiştirdi. Bu arada Beyza da bayağı sakinlemişti. Ayşe teyze biz kalkalım artık dedi. O anda Beyza yine ağlamaya başladı. Anne oradalar, oradalar. Söyle gitsinler. Çok korkuyorum. Anne gitsinler diye bağırıp annesine sarıldı. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Hele ben çok korktum. Öyle böyle değil. Annesine sarılıp bağırırken bir yandan da eliyle perdenin arkasındaki saksıların orayı gösteriyordu. Oradalar diye bağırdı. Bacaklarıyla önünde bir şey varmış gibi tekmeler atmaya başladı. Gösterdiği yerlere baktım ama hiçbir şey yoktu. Kız öyle bağırıp ağlıyordu ki herkes çok şaşırdı. Sonra anneannem Kur'an'ı aldı. Yarım saat boyunca bir şeyler okudu. Kız da yarım saat boyunca annesine kapandı. Hiç etrafına bakmadı. Benimse çok pis çişim gelmişti. Ama tuvalete gitmeye bile korkuyordum. Beyza biraz sakinleştikten sonra gece 3 gibi kalktılar. Eve gittiler. Anneanneme görünmüşler midir diye sordum. O da görünmüşlerdir ama bir şey olmaz dedi. Bize bir şey yaparlar mı anneanne dedim. Bir şey olmaz. Ayetel Kürsi oku dedi. Çok korkuyordum. Fakat daha fazla dayanamadım. Ben de tuvalete gittim. Tuvaletimi yaptıktan sonra koşa koşa anneannemin yanına geri döndüm. Kendimi onun yanında güvende hissediyordum. Sabaha kadar uyuyamadım. Mutfağa, tuvalete gitmedim. Yarın ilk işim abdest almak olacaktı. O geceyi öyle geçirdik. Ertesi gün oldu.
Annem Ayşe teyzelerden geldi. Ne olmuş dedim. Eve gittikten sonra bir daha görmüş kız dedi. Bir hocaya gideceklermiş, muska falan yazacakmış, bir şeyler anlattı. O kadar korkmama rağmen kızın nasıl bir şey gördüğünü merak ediyordum. Akşamüstü mahallenin çocukları mahalleye çıkıp top oynardı. Biz de arkadaşlarla kapının önünde oturuyorduk. Eve girerken tesadüfen Beyza da benimle birlikte apartmana girdi. "Naber Beyza?" dedim. Salak salak güldü. "İyiyim Mustafa abi," dedi. Nasıl bir şey gördüğünü sorsam mı sormasam mı diye tereddüt ettim. Kızın psikolojisi zaten bozuktu. Hepten gitmiş diye sormak istemedim. Ama dayanamadım ve sordum. "Beyza, nasıl bir şey gördün sen?" dedim. Yüzü değişti kızın bir anda. "Korkma, bir şey olmaz. Ben varım yanında," dedim. "Eve kadar çıkarız beraber." Birkaç dakika sustu. Sonra gözleri doldu. Anlatmaya başladı. Böyle cüce gibi insanlardı. Ağızları burunları yoktu. Etrafta koşuşturuyorlardı. Duvarlardan falan geçiyorlardı. Hep beni rahatsız ediyorlardı. Bir şey daha merak ediyorum. Bizdeyken, durup dururken olduğun yeri tekmelemeye başladın. Neden böyle bir şey yaptın dedim. Bacaklarımın arasında dolanıp bacaklarım çekiyorlardı dedi. Ben de çok korktum. Fakat o an bir şey belli etmedim. Onu sakinleştirmek için istediğin zaman bize gelebilirsin. Anneannem biliyorsun. Bizi ve seni korur deyip onu sakinleştirdim. Daha sonra Beyza'nın bir hocaya gittiğini öğrendim. Annesi annemle konuşurken anlatıyordu. Şu an öyle şeyler yaşamıyormuş. Umarım bir daha yaşamaz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Belki de yazdığım son satırlar, hayal bile edemeyeceğim ihanetin içinde kalmışım. Birileri mutlu olacak diye, birileri ölmeye mahkum edilmişti. Daha 22 yaşında ölümü tatmak üzereydim. Bir gün önce, sabah saat 6'da işe gitmek için kalktım. Üstümde inanılmaz bir ağırlık vardı. Sanki o gün bir şey yatağımdan çıkmamam için beni zorluyordu. Yataktan çıkamıyordum. Bir mağazada çalışıyorum. Mağaza 10'da açılıyor. Ama bizim stok sayımımız vardı. O yüzden biraz erken gitmem gerekiyordu. Evde kimse yoktu o gün. Ailem tatile gitmişti. Ben işimden dolayı gidemedim. Gerçi yine beni götürmezlerdi. Pek sevmezlerdi beni. Zor bela yataktan kalktım. Ağır adımlarla banyoya yürüdüm. Kapısı kapalıydı. Ben açık diye hatırlıyordum. Uyku sersemiydim. Pek umursamadım. Tam karşımda yüz aynası vardı. Ayna durup dururken tuhaf bir şekilde buharlanmaya başladı. Hatta tüm banyonun buharlı olduğunu fark ettim. Banyo etmemiştim. Evde kimse yoktu. Banyo eden de olmamıştı. Neden bu banyo böyle buharlıydı anlamadım. Bunları düşünürken sanki bir elin bana dokunduğunu hissettim. Hızla arkamı döndüm. Arkamı döndüğümde sanki kapıdan bir şey çıkar gibi oldu. Evin her yerine baktım. Hiçbir şey yoktu. Geri banyoya döndüm. Muslukları ve havalandırmaları kontrol ettim. Musluklar kuru, havalandırmalar kapalıydı. Sonra havluyu elime alıp buharlanmış aynayı silmeye başladım. Ben buharı sildikçe yeniden buhar oluşuyordu. En sonunda aynada değişik bir şekil belirdi. Tam belli değil ama iki boynuzu olan korkunç bir şekil vardı. O anda çok korktum. Bağırmaya başlayıp hemen banyodan dışarı çıktım. Ev müstakildi. Hemen bahçeye attım kendimi. Hava güzeldi. Ama sanki bir kasvet vardı havada. Ya da bana öyle geliyordu. Bir sigara içtikten sonra eve girmeye karar verdim. Geç kalacaktım yoksa. Pek böyle şeylere inanmam. Gördüğüm cin olabilir mi diye düşündüm. Sonra hayal gördüm herhalde dedim. Kendi kendime. Ya da böyle inanmak istedim. Uyuşturucu bağımlısıydım. Hayat buna itmişti beni. Sık sık hayal görüyordum. Ama ilk defa böyle bir şey görmüştüm. Eve girdim. İki cevapsız arama vardı. Arayan mağaza müdürüydü. Geri aradım. Sayımın iptal olduğunu ve saat 16'da mağazada olmam gerektiğini söyledi. Ben de tamam dedim. Saat 16'ya daha vardı. Uyumak için yatağa uzandım. Uyumuşum. Uyandığımda saat 9'du. Burnumda bir sızı vardı. Yastığıma baktığımda ise her yer kan olmuş. Burnumda durmadan kanıyordu. Hemen lavaboya gidip zar zor kanını durdurabildim.
sürekli kanıyordu. Durmak bilmedi. Salondan televizyon seslerinin geldiğini duydum. Evde kimse yoktu. Ailem tatildeydi. Ben de açmamıştım. Kim açabilirdi ki? Korkmaya başladım. İçim ürpermişti. Salona vardım. Televizyonda kedileri anlatan bir belgesel vardı. Masmavi gözleriyle simsiyah bir kedi gözlerini dikmiş bana bakıyordu resmen. Bir anda elektrik gitti. Ama kedinin görüntüsü hala ekrandaydı. Odamdaki Allah yazılı tablonun yere sert düşmesiyle uyandım. Meğer rüyaymış. Hemen tabloyu kaldırdım. Güzel bir yere koydum. Terlemiştim. Nefes nefese kaldığımı fark ettim. Korkmaya başlamıştım. Çok fazla dindar bir insan değilim ama Fatiha'yı bilirim. Hemen onu okudum. Kapıdan dışarı çıktım. Kapının tam önünde bir kedi miyavlıyordu. Hemen içeriye girip kapıyı kapattım. Fakat evde de durmak istemiyordum. Evin arka kapısından sokağa çıktım. Evin bahçe duvarında çok çirkin bir karga vardı. Gözleriyle beni takip ediyordu. Sigara yakarak devam ettim. Her zaman önünden geçtiğim boş bir ev vardı. Hatta teyzem bu evde siz de oturdunuz oğlum demişti küçükken. Önünden geçerken dikkat ettim. Kırmızı sprey boyalarla tuhaf şekiller çizilmişti. Bu şekiller ilgimi çekmişti. Ama çok tuhaf şekillerdi. İlk defa görüyordum böyle şeyleri. Devam ettim. Nereye gittiğimi bilmeden yürüyordum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Sanki onlara kötü bir şey yapmışım gibi davranıyorlardı. Neden böyle oluyordu? Kalktığımdan beri içimde bir sıkıntı vardı. Sürekli tuhaf hayvanlar görüyordum. Böcekler, büyük büyük sinekler. Oldukça farklıydı bu hayvanlar. Bir parkta banka oturdum. Sürekli terliyor, kendimi yapayalnız hissediyordum. O anda telefonum çaldı. Arayan ailemdi. İyi olduklarını söylediler. Bir problem yoktu onlarda. Ne zaman geleceklerini sordum. Birkaç güne geleceğiz dediler. Sonra babam, sesin iyi gelmiyor, bir şey mi oldu dedi. Ben de dayanamadım. Başımdan geçen bu esrarengiz olayları anlatmaya başladım. Çok korktuğumu söyledim. Başımdan geçenleri yüzeysel olarak anlattım. Babam, anladım oğlum diyerek telefonu kapattı. Şaşırmıştım. Sadece dinledikten sonra anladım oğlum diyerek telefonu kapatmıştı. Normal miydi bu yaşadıklarım? Herkesin başına gelir miydi? Sıradan mıydı bu haller? Sonra ayağa kalktım. Yürümeye başladım. Karşımda mahallemizin park görevlisi olan Bekir diye deli bir adam vardı. Kimseyle konuşmazdı. Sadece kendi kendine konuşurdu. Kuşlara yem veriyordu. Ama kuşlar o kadar pis kokuyordu ve o kadar çirkinlerdi ki sanki kuş değil de kuş kılığına girmiş başka varlıklardı. Bana doğru baktığını gördüm Bekir'in. Bir şeyler mırıldanıyordu. Türkçe değildi. Daha farklı bir dildi. Bana istemiyoruz seni deyip bağırmaya başladı. Taş atmaya başladı. Hemen koştum oradan. Canımı zor kurtardım Bekir'den. Ben koşarken beni gören tüm insanlar sanki beni öldürmek istermiş gibi bana bakıyorlardı. Neden böyle yapıyorlar anlamıyordum. Daha hızlı koşmaya devam ettim. Biraz daha koştuktan sonra yağmur yağmaya başlamıştı. Yakınlarda teyzem oturuyordu. Yağmur durana kadar teyzemde kalırım diye düşündüm. Aklım almıyordu. Neler oluyordu böyle? Hayatımın en kötü günü deyip küfürler ediyordum içimden. Sonra teyzemin oturduğu 3 katlı müstakil evin önüne geldim. Bahçesinde bir köpek vardı. Adı Karabaş. Seneler önce yavruyken bulmuş teyzem. Elinde büyüdü. Beni tanırdı. Görünce çok sevinirdi. Ama bu sefer beni gördüğünde sevinmedi. Hayvanda bir tuhaflık vardı. Gözlerini kocaman açıp bana baktı. Belli bir müddet baktıktan sonra sanki biri kovalıyormuş gibi hırlayarak kulübesine kaçtı. Beni her gördüğünde sevinen hayvan şimdi nedense gördüğünde korkmuştu. Kulübesine gidip bakmak istedim. Kulübenin köşesine yatmış titriyordu. Sonra geri çekildim. Gidecekken kulübeden tak tak diye sesler gelmeye başladı. Biraz korkmuştum ben de. Hayvanı da daha fazla korkutmayayım diye çıktım teyzemin oturduğu ikinci kata. Hızla merdivenleri çıktım. Gittiğimde kapı açıktı. Teyze diye seslendim. Kimse yoktu. Eve girdim. Televizyon açıktı. Televizyonda rüyamda gördüğüm yine o kedili belgesel vardı. Korkudan olduğum yerde bayılmışım. Uyandığımda teyzem başımda beni ayıltmaya çalışıyordu.
Seni baygın olarak buldum oğlum. Değişik sesler çıkartıyordun. Sanki boğazını birileri sıkıyordu. Hırlıyordun dedi. Teyzemin dediklerine inanamadım. Resmen aşağıdaki köpek gibi ben de hırlamışım. Teyzem imanlı bir insandı. Başımdan geçenleri anlattım. Karşımda korkarak beni dinliyordu. Sen bu sefer ciddisin. Bu uyuşturucudan dolayı değil. Bekle beni dedi. Odadan çıktı. Teyzem sessiz bir şekilde telefon görüşmesi yapmıştı ve karşıma oturdu. Suratı asılmıştı sanki. Bak oğlum, sana açık konuşacağım. Az önce bir hoca hanımla konuştum. Anlattıklarını ona anlattım. Ve bana Harami cin kabilesinden bahsetti. Harami cin kabilesinden cinler musallat olmuş herhalde oğlum sana. Hoca hanım böyle dedi. Sen bir hayvanı öldürmüşsün. Ya da senin için bir hayvanı kurban etmişler dedi. Normalde bir hayvanı öldürsen cinler musallat olmaz. Fakat bir cin hayvan kılığına girmiş. Sen de o cini hayvan zannedip öldürdüysen o zaman sana bu kabile musallat olur demiş hoca. Biraz haram cin kabilesinden bahsedeyim. Bizim alemimize geçmeleri zordur. Geçenler ise sadece hayvan kılığına girebilir. Bazıları yarı insana benzer ve bunların en tehlikelisi de budur. Bunlar normalde zararsızdır. Sadece onlara zarar verirsen intikamları çok ağır olur. Bu Yahudi bir kabiledir. En büyük düşmanları Müslüman Ademoğludur. Cin aleminin en tehlikeli 3 kabilesinden biridir. Kabile halinde yaşarlar ve asla birbirlerinden ayrılmazlar. Bütün cinler Aramice, İbranice ve Süryanice konuşurken sadece bu kabile Ermenice konuşur. İnsanı depresyona sokar. Çoğu zaman da intihar etmesine sebep olurlar. Şaşkınlıkla teyzemi dinliyordum. Bana yakın bir zamanda veya geçmişte kedi, köpek veya karga öldürüp öldürmediğimi sordu. Hayvanları severdim. Hayır teyze, sadist değilim, cani değilim ben diyerek ağlamaya başladım. Teyzem çaresiz gözlerle beni izliyordu. Bir süre sonra sakinleştim. Teyzem Kur'an okudu. Muazzam bir sesi vardı. Az çok da anlardı metafizik ilminden. Bir kağıda dua yazıp suyun içine attı. Dua bir süre sonra kağıttan silindi ve o suyu içmemi söyledi. Suyu içtikten sonra rahatlar gibi oldum. Gözüm yerdeki halının kenarına takıldı. Halının kenarından saç gibi bir şeyler uzandığını gördüm. Halıyı elimle yavaşça kaldırdım. Halıyı kaldırmamla soluğum kesilecek gibi oldu. Yerde hayvan kıllarından bir simge, bir işaret vardı. Teyzemle göz göze geldim. Bu işareti tanıyordum. Bu işaret sabah yanından geçtiğim harabe evin duvarına çizilmişti. Nedenini anlamadığım bir şekilde burnum tekrar kanamaya başladı. Teyzem bir yandan ağlıyor, bir yandan dua okuyordu. Hiçbir şey o gün fayda etmiyordu. Teyzem bir anda dua okumayı kesti ve titremeye başladı. Yüzü cama doğru dönüktü. Kendisini cama bakmaktan alamıyordu. Cama bakmaya korkuyordum ama yine de kafamı çevirdim. Camın önünde karga vardı. Simsiyah, büyük bir kargaydı. Sivri bir gagası vardı. Kafası bedenine göre oldukça büyüktü. Üstünde Roma rakamlarına benzer bir sayı gibi şeyler çiziliydi. Beyaz tüyleri, kömürden kara gözleri vardı. Gagasını birbirine vurup değişik korkunç sesler çıkarıyordu. Hemen dışarı çıktık. Teyzemi komşusuna bırakacaktım. Israrla gitmek istemedi. Teyzem beni hocaya götürüp kurtaracağını söylüyordu. Bağlum yakınlarında bir hoca varmış. Çok kişiye şifa vermiş. Beni de o hocaya götüreceğini söyledi. Teyzem eve girip halının altını temizleyeyim dedi. Benim de dışarıda beklememi istedi. Teyzem eve girdi. Ben de bahçede kulübedeki köpeği merak ettim. Kulübeye baktığımda köpeğin kanlar içinde kaldığını gördüm. Neredeyse parçalanmış, paramparça olmuştu. O arada teyzem koşarak yanıma geldi. Halının altında hiçbir şey yok. Hepsi kaybolmuş dedi. Ama köpeği de o halde görünce yıkıldı resmen. Yukarı çıktım. Halının altı temizdi. Camdaki karga da gitmişti. Hatta koltuğa burnumdan damlayan kanlar bile yoktu. Hemen aşağıya indik. Teyzem dindar bir insandı ve beni çok severdi. İki çocuğu ve eşiyle mutlu bir yuvası vardı. Bu olaylar yaşanırken çocuklar yaz kursunda eniştem ise işteydi.
Sonra bir taksiye atlayıp Bağlum tarafına gittik. Hocayla görüşmek için. Yolda sürekli at kişneme sesi geliyordu kulağıma. Bir mahallede indik. Mahallede hocayı sorduk. Evini tarif ettiler. Hoca bir gecekonduda oturuyordu. Bahçesinde güzel ağaçlar, çiçekler ve her tarafta ip parçaları vardı. Aslında güzel bir bahçeydi. Huzur veriyordu insana. Kapıyı tıklattık. Hoca kapıyı açtı. Hocanın bana bakmasıyla "Estağfurullah, estağfurullah" diyerek geri çekilmesi bir oldu. Başıma gelen olayları teker teker anlattım. Dinledikten sonra "Bu iş harami cin kabilesinin işi oğlum" dedi. "Bu kabile insanlara musallat olmaz kolay kolay. Kesin bir büyü var bu işin içinde" dedi. "Bu cin kabilesi hayvanların kılığına girebilir. İnsanlara büyü yapmak için bu cinleri çok kullanırlar. En büyük silahları insana vesvese vererek ruhlarını daraltıp intihar etmelerini sağlamaktır. Bu cinler küçük menfaatlerin peşinde koşmaz. Büyüyü yapan, onlardan yardım isteyen insanlar onların emri altına girmeyi kabul etmiş olurlar." Hocanın bu dedikleri beni çok korkutmuştu. Bana kim ne için büyü yapardı ki? Kimseye bir zararım dokunmazdı. İnsanlar beni severdi. "Kollarını yukarı kaldır" dedi. Kollarımı yukarı kaldırdığımda koltuk altıma dikilmiş küçük bir muskayı hemen söküp kopardı. Muskanın içini açmaya başladı. İçinden ayetler, dualar değil, cinleri çağıran yazılar çıktı. "Bunu koltuk altına kim diktiyse senin iyiliğin için değil, seni cinlerin hedefi haline getirmek için dikmiş" dedi. "Kim dikecekti ki? Kimin aklına gelirdi böyle şeyler?" Çok korkmuştum. Korkudan titriyordum. Vücuduma hakim olamıyordum. Sonra evin içinden bir erkek çocuğu hocaya doğru yaklaştı. 6-7 yaşlarında bir çocuk. Türkçe anlıyor ama konuşamıyordu. Hoca çocuğu görünce çok sevindi. Gözlerinin içi gülüyordu. "Hoş geldin Ali" dedi. Sapsarı saçları ve maviden griye doğru çalan gözleri vardı. Üzerine ayaklarına kadar uzun beyaz bir gömlek giymişti. Çocuğa baktıkça bakasım geldi. O kadar güzeldi ki anlatamam. Teyzem de "maşallah" diyerek çocuğu seviyordu uzaktan. Hoca teyzeme "siz de bu şekilde şeyler gördünüz mü? Eğer gördüyseniz size de musallat olmuşlardır" dedi. Teyzem "hayır görmedim" dedi. Sonra hoca "siz gidebilirsiniz isterseniz. Madem musallat olmamışlar, burada durursanız size de kin besleyip musallat olabilirler" dedi. Teyzem gitmek istemedi ama ben gitmesini istedim. "Allah yardımcın olsun oğlum, dualarım seninle" deyip yanımızdan ayrıldı teyzem. Sonra bahçede oturup havanın kararmasını bekledik. Gerekli ritüeli hava karardıktan sonra yapacaktık. Hoca "aç mısın" diye sordu. Aslında karnım acıkmıştı ama utanıyordum. Yine de "utana sıkıla açım" dedim. Ali de yanımdaydı. O yanımdayken huzur doluyordum. Hava da yavaştan kararıyordu. Hoca yemeği getirdi. Ben yemeye başlarken akşam ezanı okunmaya başlandı. Hoca namaz için kalkıp gitti. Çocuk yanımda kaldı. Güzel bir şekilde beni izliyordu. Onun beni izlemesi hep huzur veriyordu. Bir yandan da tedirgin ediyordu. Ezanın bitmesiyle çocuk bir anda kayboldu. Gözümün önündeki çocuk yarım saniyede kaybolmuştu. Hoca çocuğun bir anda kaybolduğunu fark edip koşarak yanıma geldi. "Ali nerede?" diye sordu. Ben de bir anda gözden kaybolduğunu söyledim. "Ali" diye bağırdı. Koşarak dışarı çıktı. Sokağa çıktık, aramaya başladık. İyice karanlık çökmüştü. Hoca Ali'yi daha bebekken bir köyde bulduğunu söylüyordu. Babası ve annesi Müslüman cinlerdenmiş. Annesi doğumundan kısa bir süre sonra ölü bulunmuş. Babasının kabilesine düşman bir kabile annesini öldürmüş. Sonra babasını da diğer kafir cinler öldürmüştü. Ali Nusaybin cin kabilesine mensup Müslüman bir cindi. Hoca da onu evlatlık almıştı. Bazen böyle kayboluyormuş. Sonra sabaha karşı geliyormuş. Ama yine de tedirgindi. Babasına düşman olan cin kabilesinin Ali'ye bir şey yapmasından korkuyordu. İnşallah Ali'yi haremi cin kabilesi kaçırmamıştır deyip hüzünlenmeye başladı. Ali'nin bir anda kaybolması anormal bir şeylerin var olduğunu gösteriyordu ve çok korkutuyordu beni. Hava iyice kararmıştı.
Artık ritüele başlayacaktık. Gerekli malzemeleri ayarlamaya başladık. Dışarıdan, bahçenin dışından sesler geliyordu. Dışarı baktığımızda siyah bir kedi beyaz bir serçeyi parçalayıp yiyordu. Çok ürkütücü ses çıkarıyordu kedi. Korkmaya başladım. Hoca elini omzuma koyup "Seni korkutmak için yapıyorlar. Sen korkma evlat. Başlayalım." dedi. "Bu iş bu gece çözülecek. Kurtaracağım seni oğlum." dedi. Malzeme alacağını söyleyerek yanımdan ayrıldı. Sonra telefonum çalmaya başladı. Arayan babamdı. Babam "Hemen o adamın yanından ayrıl. Rezil herif." dedi. Ben "Ne adamı? Ne diyorsun sen baba?" Babam "Kimin yanında olduğunu biliyorum. Bana söylediler." dedi. Teyzem söylemiş midir diye düşündüm. Hayır, o söylemezdi. Ben "Neler oluyor baba? Kim söyledi? Ne söyledi?" dedim ve ağlamaya başladım. Babam "Eğer oradan ayrılmazsan bir daha eve gelme." dedi. Ben "Ne diyorsun baba? Sen hoca bana yardım ediyor." Sonra babam hakaret ve küfürler ederek telefonu yüzüme kapattı. Hayretler içindeydim. İçim daralıyordu. Havadaki kasvet daha da daraltıyordu beni. Belliydi. Burada bu gece bir şeyler olacaktı. Hoca ellerindeki malzeme ile yanıma yanaştı. Hemen yardım ettim. Malzemeleri eve götürelim dedi. Evine girdik. Evi temizdi. İnsana huzur veriyordu. Ruhumdaki sıkıntılarım azalır gibi oldu. Hoca her türlü cinliğe karşı evin korunduğunu ama bu kabule Yahudi ve hayvanlarla irtibatlı bir cin kabilesi olduğu için koruma fayda etmediğini, bütün kabilenin evin içine girebileceğini söyledi. Keşke Ali burada olsaydı. Onun sayesinde Nusaybin cin kabilesinden yardım alırdık diye içini çekti. O yüzden çok dikkat etmeliydik. Yapacağımız iş hiç kolay değildi. Hoca Kur'an-ı Kerim'i açıp cin suresini okumaya başladı. Sonra camın önünde siyah siyah kediler belirdi. Değişik sesler çıkartıyordu. Sanki hocanın Kur'an okumasına mani olmak istiyorlardı. Hoca, harami cin kabilesiyle iletişime geçmenin diğer cin kabilelerinden farklı olduğunu söylüyordu. Onları kedi, karga gibi görürsün ama kendi halleriyle iletişime geçmemiz lazım dedi. Sonra ritüele başladık. Ritüel için insan kanının ya da hayvan kanının olması gerektiğini, birkaç çeşit ot, değişik semboller ve nazar boncuğu kullanacağımızı söylüyordu. Çok parlak ama kıpkırmızı bakır tarzı bir leğenin içine hayvan kanından koydu. "Bu kan hangi hayvanın kanıdır bilmiyorum. Elini içine sok." dedi. İğrençti. Mecburen soktum. Hoca da eline bir çizik atıp kanını leğenin içine damlattı. Sonra o da elini kana soktu. Diğer eliyle bir takım otlar, nazar boncuğu kırıklarını koydu leğenin içine. Bir yandan da içinden dualar okuyordu. Camdan gözüken kediler değişik bir şekilde çığlık atar gibi bağırıyor. Gökten kargalar yağarcasına bahçeye konuyor ve cama vurup kendilerini öldürüyorlardı. Sokağın ışığı gidip geliyordu. Hava kasvetliydi. Sanki kıyamet kopmak üzereydi. Evdeki Kabe resmi ve besmele yazan tablo birden yere düştü. Kalbim o an yerinden çıkacak gibiydi. Hoca dualar okudukça sesi garipleşiyordu. Sanki biri boğazını sıkıyordu. Hocanın acı çektiği belliydi. Ritüele başlamadan bitirmek zorunda kaldı. Halsiz düşmüştü. Bir kenara çekilip oturmaya başladı. Belli bir süre geçtikten sonra hoca yanıma geldi. Bana bakarak "Baban," dedi. "Babanla alakalı bir durum var ama dillerinden anlayamıyorum. Bu kabile senden ve ailenden nefret ediyor," dedi. Hemen telefonu elime aldım. Babamı aradım. Çok iyi konuşuyordu. Bir saat önce bana küfürler eden adamdan eser yoktu. Ben de keyfini bozmayayım diye bir şey demedim. "Tamam baba, öylesini aramıştım," deyip telefonu kapattım. Yaşadıklarıma anlam veremiyordum. Gidip odanın bir köşesine oturup düşünmeye başladım. Düşüncemde değişik bir şekilde hayaller görmeye başladım. Boş bir evin içerisinde bir mezar vardı. Mezar taşında ismim yazıyordu. Mezarın içinden çığlık sesleri geliyordu. "Kurtarın beni," diye bağırıyordu birisi. Mezarın üzerinde yaklaşık 100 yılan vardı. Düğüm olmuş duruyorlardı. Her yerden çığlık sesleri geliyordu. Hocanın tokatlarıyla uyandım. Meğer hayal değil, rüya görmüşüm. Nasıl olduysa
O köşede oturur vaziyette uykuya dalmışım. Hoca Farsça bir şeyler söyleyip küfürler ettiğimi söyledi. Psikolojim iyice bozulmuştu. Bir günde hayatım mahvolmuştu. Hocanın "Bende kal oğlum, gitme bir yere" ısrarlarına rağmen evden çıktım. Sokaklar çok ıssızdı. Sokağın sonunda çok büyük bir kalabalık görüyordum. Polis arabası vardı. Işığı gözlerimi alıyordu. Umursamadan geçecektim. Ama tanıdık bir ses vardı. Biri çok fena bağırarak ağlıyordu. Yaklaştım. O korkunç manzarayı asla unutmayacağım sanırım. Üstü gazete kağıtlarıyla kapalı biri yerde yatıyordu. Ayakkabılarından tanıdım. Bu teyzemdi. Eniştem ağıtlar yakıyordu. Kuzenlerim köşede öylece bana bakıp sinsi sinsi gülüyorlardı. Onların kuzenlerim olmadığını biliyordum. Harami cin kabilesi benden teyzemi almıştı ve yeğenlerimin kılığına girip benimle dalga geçiyorlardı. Gazeteyi kaldırdığımda kanımı donduran o görüntüyü görmüştüm. Teyzemin yüzünü köpekler parçalamış, paramparça olmuştu. Avucunda da kına gibi bir şeyden yazılmış bir yazı vardı. Ne yazdığını anlayamadım. Teyzemin dudaklarındaki hareketlenmeyi görüyordum. Sanırım sadece ben görüyordum. Dudaklarının kıpırdamasından anladığım kadarıyla "seni de alacaklar" diyordu. O anda kuzenlerimin o korkunç yüzlerini gördüm. Kapkara, dişleriyle bana bakıp kahkaha atıyorlardı. "Acele etme, seni de alacağız" diyerek gülüyorlardı. Koşarak kaçtığımı hatırlıyorum. Nereye kaçtığımı da bilmeden hemen taksiye atlayıp oradan uzaklaşmak istedim. Gözümün önüne teyzemin parçalanmış yüzü ve kuzenlerimin korkunç gözleri geliyordu. Sonra bir gece çorbacısına gidip karnımı doyurayım dedim. Çorba söyledim. Başladım yemeğe. Fakat öyle iğrenç kokular geliyordu ki anlatamam. Daha çorbayı yarı etmeden kokusu beni mahvetmişti. Hemen kalktım çorbacıdan. Eve doğru yürümeye başlamıştım. Hikayenin başında bahsettiğim obaş evden karga sesleri geliyordu. Sembol silinmişti. Kocaman "seni de alacağız" yazıyordu. Ve bir ok işareti evin bir penceresini gösteriyordu. Korkuyordum. Hava zifiri karanlıktı. Eve doğru yürürken bir köpek sürüsünün beni takip ettiğini fark ettim. Arkamı döndüm. Nas ve Felak surelerini okumaya başladım. Ama köpekler üstüme koşuyordu. Her yer açıklıktı. Saklanabileceğim bir yer yoktu. Köpeklerden kurtulup saklanabileceğim yer o yıkık dökük terk edilmiş evdi. Soluk soluğa içeri girdim. Çok rutubetli bir evdi. Normalden daha ağır bir kokusu vardı. Önceden ritüellerin gerçekleştirildiği belliydi. Yerde kan izleri vardı. Alışmışım herhalde böyle şeylere ve korkumu yenmiş gibiydim. Çok korkmaz olmuştum. Okun işaret ettiği odaya girmeyi istemiyordum. Beni neyin bekleyeceğini tahmin edemiyordum. Evin içi çok rahatsız edecek derecede kötü kokuyordu. Sonra merdivenlerden en üst kata çıktım. Evin her yeri orta katı gösteren ok işaretleriyle doluydu. Köpeklerin dışarıda uluduğunu duyuyordum. Dışarı çıkamazdım. Orta kata kafamı bile çevirmeden üst kata çıktım. Üst kat bomboştu. Camlar gazeteyle kapatılmış karanlık bir odaydı. Ürkütücü havası, kapkara duvarları üstüme geliyordu sanki. Bir sandık gördüm. Hemen kapının arkasına konulmuş. Yanına gidip merak ve korku ile açtım. İçinde haç işaretleri, aynalar, bakır tepsiler, çeşitli bıçaklar ve en kan donduran ise beyaz bir önlük ve intihar etmek için kanlı bir urgan vardı. Önlüğün üstü hep kan olmuştu. Arkasında da yine o iğrenç sembol vardı. Bu işi çözmeliydim. Dayanamayıp orta kata, yani okların gösterildiği odaya gittim. "Ne istiyorsunuz benden?" diye bağırdım. Ses yoktu. Etrafta fareler, yılanlar cirit atıyordu. Odada çok fazla duman vardı. Sanki bir şey yakılmış da her yer duman olmuştu. Duvarlarda böcekler vardı. Yukarı, tavana doğru tırmanıyordu. Evin bir anda sarsıldığını fark ettim. Köpekler dışarıda çıldırmış gibi havlıyor, uluyorlardı. Dışarı çıksam belki beni paramparça ederlerdi. Sonra duvardan bir kıvılcım çıktı. Resmen duvarlar yanıyordu. Biraz daha beklesem evin içinde kül olacaktım. Hemen kendimi dışarı attım.
Dışarı çıktığımda köpek falan yoktu. Hemen koşmaya başladım. Koşuyordum ama sanki yerimde sayıyordum. Beni gören insanlar bana bir acayip bakıyorlardı. Sanki benden tiksiniyorlar, nefret ediyorlardı. Durdum. Koşmaya halim kalmamıştı. Kendimden ben de nefret ediyordum artık. "Allah'ım, bana yardım et," diye diz çöküp ağlamaya başladım. Kimse yanıma bile gelmemişti. Burnum yine kanıyordu. Kanı durduramıyordum. İtfaiye arabasının siren sesini duydum. Evi söndürmeye gidiyorlardı. İnsanlar başıma toplandı. Bana bakıp beddua ediyordu çoğu. Sanki beni oracıkta öldüreceklerdi. Bir teyzenin bana doğru yanaştığını gördüm. Kafamı kaldırdığımda bu teyzenin komşumuz Ayten teyze olduğunu anladım. "Ayıp değil mi şerefsiz yaptın? Elimizde büyüdün. Adam sandık seni. Utanmıyor musun insanların bahçesine ölü hayvanlar atmaya, hayvanlara eziyet etmeye?" dedi. Şok olmuştum. Ayten teyzenin gözlerine baktım. Sanki yerinden çıkacak gibiydi. Elinden gelse oracıkta beni öldürürdü. Ben bir şey yapmamıştım. Bu başıma gelenler Harami cin kabilesinin yüzündendi. Belki de bana bağıran Ayten teyzenin kılığına giren bir cindi. "Ayten teyze, ben yapmadım, benim suçum yok," diyebildim sadece. "Yazıklar olsun, bir de inkar ediyorsun. Bütün mahalle dün gece gördü seni. Hepimize küfürler ettin. İstemiyoruz seni. Defol bu mahalleden," deyip yüzüme tükürdü. Benliğimi kaybettiğim gibi itibarımı da kaybetmiştim. Çok severdi beni mahalleli. Elektronik tamirat işini çok iyi yapardım. Herkes bozulan şeylerini bana getirirlerdi. Çalıştığım mağazaya gelip beni kazansın diye hep benden bir şeyler alırlardı. Şimdi ise tam bir maskara olmuştum. Herkes benden nefret ediyordu. En iyisi bu hayatı sonlandırmaktı benim için. Yeni yapılan yüksek katlı inşaata doğru yürüdüm. Öldürecektim kendimi. Dermanım kalmamıştı. İnşaatın merdivenlerinden çıkıyordum. Çok yorgundum. Zar zor da olsa kulenin tepesine çıkmıştım. Kendimi atacaktım. Atmadan biraz başımdan geçenleri düşündüm. Sürekli "kahkaha ve atla artık" diye sesler duyuyordum. Kulenin içinde sürekli böcekler, yılanlar görüyordum. Kendimden tiksindim, nefret ediyordum. Bir an önce atlamak benim için bir kurtuluştu. Çatının ucuna kadar yürüdüm. Tam atlamak üzereyken bir el kolumdan tuttu. Hiç tanımadığım bir yüz, bir adam arkamda belirdi. "Sakın yapma oğlum, Allah'a sığın, yapma," dedi. Teyzemden ve hocadan sonra ilk kez biri bana yardım ediyordu. Yüzünde nur vardı sanki. "Yapma oğlum," diyordu. "O kadar güzel oğlum," diyordu ki sadece gülümsedim. Bir ayağım boşluktaydı. Ama hiç korkmuyordum ölmekten. Sadece bir neden istiyordum ölmemek için. Kimseye güvenim kalmamıştı. Beni kurtarmak için bu iyi adam bile belki bana daha başka bir kötülük yapacak diye düşündüm. Tüm insanlar bana düşman gibi bakıyordu. Neden böyleydi? Ben ne yapmıştım? Benim artık insanlara itimadım kalmamıştı. Yine bir karga kondu karşı çatıya. Ağzından kanlar damlıyordu. Bu iyi adam beni kurtarmak isterken bir şeyler de benim ölmemi istiyordu. Son defa doğup büyüdüğüm şehre baktım. Ne güzel günlerim geçmişti. Ölmeyi bile becerememiştim. Allah'tan başkasından korkmayacağım. Bugün de geçecek diye kendimi teselli etmeye başladım. Ama telafisi olmayan yollara çoktan girdiğimin farkındaydım. Beni kurtaran adam da çoktan gözden kaybolmuştu. Zaten ne zaman yanıma geldiğini de görmemiştim. Artık benim için sıradan olmuştu bu şeyler. Aşağı indim. Aşağıdan tekrar kuleye baktım. Gerçekten de çok yüksekti. Kendi kendime az önceki cesaretime hayran kalmıştım. Ama gözüme bir şey çarpmıştı. Kulenin tepesinde birisi vardı. Aşağıya atlayacak gibiydi. Dikkatli bakınca kendimi gördüm. Kulenin tepesinde duruyordum. Bağırıp çağırıyordum. Sonra aşağıya atladım. Kendi kendimi aşağıdan izliyordum. Tak diye düştüm. Tam da önüme kemiklerimin kırılma sesini ve dağılan beynimi görebiliyordum. Yine cinlerin bir oyunuydu bu bana. O iyi adam bana engel olmasaydı bu şekilde ölecektim. Canıma kıymış olacaktım. Ne eve ne mahalleye gitmek istiyordum. Nereye gitsem başıma musallat oluyordu dumansız ateşten yaratılanlar. Bir canım vardı zaten. Teyzemi de kaybetmiştim.
Çaresiz hocanın yanına gitmeye karar verdim. Her gördüğüm canlıdan tiksiniyordum. Bağlıma gitmek üzere taksiye bindim. Param da azalıyordu. Korkuyordum. Hem de çok korkuyordum. Üstüm başım perişandı. Perişan bir haldeydim. Sokağın başında indim taksiden. Teyzemin kan izleri sokakta halen duruyordu. Çıkmamıştı yerden. Hüzün ve korku içinde yürüyordum yavaş yavaş, çaresizce. Gecekonduların arasından bir adam çıktı. Yaz günü olmasına rağmen siyah uzun bir palto giymişti. Saçları uzun, bakımsız, gözleri kıpkırmızı bir adamdı. ''Korkuyor musun pis çamur?'' diyerek iğrenç bir kahkaha attı. ''İnanın sesini duymak istemezsiniz. Senin canını bağışlarım ama sen de bize hizmet edeceksin.'' dedi. ''Din değiştirip Yahudi olacaksın. Sonra biz ne istersek onu yapacaksın köpek.'' dedi. Önzü besmele çekmemle bir anda kayboldu. Sonra koşmaya başladım. Koşuyordum hocaya doğru. Çok hızlı bir şekilde koşuyordum. Yine bir gecekondunun önünde karşıma çıktı. Hala kahkaha atıyordu. Kahrolacaksın diyordu sürekli. Dilim kilitlenmişti. Hiçbir sure okuyamaz oldum. Korkudan bayılmışım. Uyandığımda hocanın evindeydim. Panik haliyle hemen hocadan izin alıp evinden çıktım. Kendi evime doğru koşmaya başladım. Koşarak varamazdım. Param da bitmişti. Taksi çağıramazdım. Araba da geçmiyordu zaten. Yolun kenarlarında bir sürü siyah siyah kediler vardı. Bir arada o kadar kedi asla olamazdı. Bu kediler kedi değildi aslında. Çünkü ayakları tersti hepsinin. Başımın üstünde kargalar uçuşuyordu. Neredeyse saçlarımı yalayıp geçiyordu kargalar. Aklımı kaçırmaya az kalmıştı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Etrafta hiçbir insan yoktu. Zaten gecenin yarısı buralarda kimse olmazdı. Hiçbir şeye takılmayıp koşmaya devam ettim. Üstüm başım perişandı. Mesafe çok fazlaydı. Bir araba kesinlikle geçmesi lazımdı. Koşarak eve varamazdım. Allah'a dua ediyordum. Allah'ım yardım et bana diyordum hep. Uzaktan bir ışık görünmeye başladı. Bu ışık arabanın farıydı. Rabbim dualarımı kabul etmişti. Uzaktan bir araba geliyordu. Hemen elimi kaldırdım dursun diye. Arabada yaşlı bir amca vardı. Üstümün başımın haline bakmadan aldı beni. Allah razı olsun. Mahallemize gidiyordu şansıma. Beni de bıraktı evimin yakınına kadar. Koşa koşa evimin önüne gittim. Bahçede her yerde hayvan cesetleri vardı. Ortalık leş gibi kokuyordu. Evin kapısı kilitliydi. Anahtarı bulamamıştım. Muhtemelen düşürmüştüm. İçeriyi izledim. Camdan içeriye baktığımda yine bahçedeki gibi evin içinde komple hayvan cesedi vardı. Onlarca kedi ölüsü, karga ölüsü paramparça edilmişti. Bu hayvanlar normal hayvanlara benziyordu. Hayvan kılığına girmiş cin değildi yani. Kafayı yemiştim. Kulağımda sürekli at kişnemesi, kedi miyavlaması ve karga sesi vardı. Cinler damarlarımda kan gibi geziniyordu. Bunu hissedebiliyordum. Hoca ritüel sırasında bana muska vermişti. Keşke hocanın bana verdiği muskayı çıkarken unutmasaydım. Boynumda duruyor olsaydı keşke. Sürekli harabe eve gitme hissi vardı bende. Sanki bir şeyler beni zorla oraya götürmek istiyordu. Kendime hakim olamıyordum. Kendim istemesem de ayaklarım beni harabe eve götürüyordu. Kulağımda onlarca sesler var. Kendimde değildim. Kontrolü kaybettim resmen. Ayaklarıma söz geçiremeyip gidiyordum. Harabe evin önüne vardım. Kısmen yanmıştı çatısı. Ama yine de ayaktaydı. Beni çağırıyordu sessizce. Resmen gel diyordu sanki. Hafif yanmış kapısını zorla açıp hemen içeri girdim. İçimde tarifsiz bir korku ve tahammülsüz acılar vardı. Girmek istemiyordum bu lanet olası eve. Ama kontrol bende değildi. Hakimiyetimi kaybetmiştim. Ayaklarım zorla götürüyordu beni. Girdim harabe evin içine. İstemesem de yine ok işaretleri vardı. Orta kata gitmemi söyleyen. Gün doğmak üzereydi zaten. Hava hafiften aydınlık olmaya başladı. İkinci kata çıktığımda gördüklerim beni perişan etmişti. Her yerim buz kesmişti. Babamla göz göze geldim. Gözlerinde ve tavırlarında bir tuhaflık vardı. Biz de seni bekliyorduk dedi. Babam, annem ve yanında siyah paltolu gördüğüm Şerli yan yana durmuşlar, bana bakıyorlardı. Baba, anne, ne işiniz var burada? Bu paltolu adam iyi birisi değil.
Ne işiniz var bunun yanında dedim. Sonra babam anlatmaya başladı. Ben senin aslında gerçek baban değilim. Annen de gerçek annen değil. Senin öz annen seni doğururken ölmüştü. Baban da şimdi anne dediğin kadınla evlenmiş. Bu anne dediğin kadın benimle aşk yaşıyordu. Baban zengindi. Bu anne dediğin kadın babanın parası için babanla evlendi. Aradan bir yıl geçti. Öz babandan kurtulup anne dediğin kadınla evlenmem gerekiyordu. Öz babanın ölmesi gerekirdi. Ama nasıl? Bir tane falcıdan yardım aldık. Öz babana Harami cin kabilesini musallat ettik. Harami cin kabilesi insanlarla fazla ilgilenmez. Ancak onlardan birini öldürürsen sana musallat olurlar. Biz bir şekilde öz babana kedi kılığına girmiş bir cin yavrusunu öldürttük. Ölen cin yavrusu 22 yaşındaymış. O yüzden seni 22 yaşında kurban edecekler ve bebeklerinin intikamını almış olacaklar. Yıllarca baba ve anne dediğim insanlar beni ölüme terk edip harabe evden çıkıp gittiler. Karşımda sadece siyah paltolu, gözleri kıpkırmızı olan şerli mahluk kalmıştı. Bana ya ölürsün ya da ömür boyu bize itaat edersin dedi. Burnum tekrar kanamaya başlamıştı. Gözüm kararıyordu. Ayakta daha fazla duramayıp yere düştüm. Allah'ım ne olursun kurtar beni. Sana layık kul olamadım. Ne namaz kıldım ne de iyi bir insan olabildim. Karşımda duran cin padişahı Aral bana gülerek seni buradan kimse kurtaramaz artık. Ya bize itaat et ya da kendini öldür diyordu. Başımda tarifsiz bir ağrı vardı. Burnumdan akan kanlardan dolayı her yerim kanlar içinde kalmıştı. Kulağımda atlar kişniyor, gözümün önünde onlarca kedi birbirini parçalıyordu. Birden ayağa kalktım. Kalkmayı istemesem de kendime hakim olamıyordum. Ayaklarım beni sandığın olduğu en üst kata çıkarıyordu sanki. Sandığın kapağını açıp içindeki ipi çıkardım. Tavanda bir çengel vardı. Hemen ipi oraya bağladım. Kendimi asacaktım. Ama canıma kıymak istemiyordum. Zorlanıyordum. Ruhen baskı içindeydim. Hakimiyet bende değildi artık. Ruhumu esir etmişti. Harami cin kabilesi. Onlar ne yapmamı istiyorsa mecbur onu yapacaktım. Artık sona gelmiştim. Ölümle aramda bir nefeslik ömür kalmıştı. Başımı ipe takıp canıma kıyacaktım. Cinler bu şekilde alacaklardı intikamlarını. Ölmeden önce bir not bırakmak geldi içimden. Zar zor sandıktan bulduğum kağıda yanmış odunun isiyle yazmaya başladım. Belki de yazdığım son satırlar. Hayal bile edemeyeceğim ihanetin içinde kalmışım. Birileri mutlu olacak diye birileri ölmeye mahkum edilmişti. Daha 22 yaşında ölümü tatmak üzereydim. Allah'ım affet bu kulunu. Kelime-i şehadet getirsem kabul eder misin? Bu günahkar kulunu affeder misin? Tam ipi boğazıma takmıştım. Ölüme bir nefes kalmıştı. O esnada odanın kapısı açıldı. İçeri giren beni daha önce de ölümden kurtaran o iyi adamdı. Dur oğlum yapma diyerek belimden tutup ipi boynumdan çıkardı. Yine kurtarmıştı beni ölümden. Hakimiyet bendeydi. Büyü bozulmuştu. Harami cin kabilesinin hükmü bir anda kalkmıştı. Ey kurban olduğum güzel insan sen kimsin? Hızır gibi yetişip iki defadır kurtardın beni. Ben Nusaybin cin kabilesinden Mira. Beni daha önce Ali olarak gördün. Şimdi de öz babanın kılığındayım dedi. Cin de olsa öz babamı karşımda görmek güzeldi. O küçük Ali demek ki beni kurtarmak için gözden kaybolmuştu. Boynuma hocanın yazdığı muskayı takıp gözden kayboldu. Harabeden çıkarken canıma kasteden anne ve babamı kapının dibinde ölmüş vaziyette gördüm. Siyah kediler cesedini parçalıyordu. Artık 22 yaşındaydım ve artık bambaşka bir insan olacaktım. Allah'a hamdolsun. Her şeyin değerini kaybetmeden bilin.